Açık ve Net'e başlıyoruz şimdi. Malum meclis açıldı. Siyasette de 6 parti, 6 muhalefet partisi 3. kez bir araya geldi. Bugün aslında mecliste bir araya gelmeleri dikkat çekiciydi. Muhalefet sistem değişikliği istiyor. Mümkün mü değil mi, bunu konuşacağız. Ekonomideki gelişmeleri, market tartışmasını konuşacağız. Çok farklı siyasette başlıklar var. Hepsini konuşacağız. Önce bir konuklarımı tanıtayım sizlere. Ankara'ya gidelim. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi doçent doktor Yunus Emre. Hoş geldiniz Yunus Bey. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. AK Parti 26. dönem milletvekili Ali Ercoşkun da bizimle. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tüm katılımcılara saygılar, selamlar. Çok teşekkürler. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hukukçu Serkan Topal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve gazeteci Gürkan Zengin. Siz de hoş geldiniz. Siyasetin gündeminde 2 konu var. Bu akşam için 2,5 konu desem aslında daha doğru. Birincisi ekonomi. Biliyorsunuz Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin açılacağını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün kimi gazeteler Erdoğan'ın yaptığı alışverişe bakmışlar, sepetini hesaplamışlar. 1002 lira ödediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı'nın o alışverişe. Siyasetten bugün o alışverişe, o teklife ve ekonominin genel durumuna ilişkin eleştiriler vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kara kış geliyor, kara kış ekonomisi yaşayacağız dedi. İnsanlar faturalarını ödeyemiyorlar, daha henüz siz baharınızı yaşıyorsunuz, daha zamlar gelmedi. Kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisini, milleti nasıl perişan ettiğini, yağmur gibi zamlar gelecek diye bir iddiada bulundu CHP lideri Kılıçdaroğlu. MHP lideri Sayın Bahçeli'nin gündeminde de yine ekonomi vardı. O da yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikayet edenlere hak veriyorum, bu kardeşlerime bir şey demiyorum dedi. Fırsatçıların üzerine gidiliyor, simsarların peşine düşülüyor, vatandaşımızın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Bir yandan da dedi, fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir diyerek Türkiye'nin terörle mücadelesinin de ekonominin durumunda pay sahibi olduğunu söyledi Sayın Bahçeli. Şimdi başlayalım biraz bunu konuşmaya. Ankara'ya gidelim. Yunus Emre Bey, sizinle başlayalım. CHP lideri kara kış vurgusu yaptı. Hakikaten çok kötü mü olacak, bir kara kış mı bekliyorsunuz siz ekonomide? Yoksa iktidarın söylediği gibi muhalefet abartıyor mu rakamları? Teşekkür ediyorum Kübra Hanım. Tabii bu Sayın Genel Başkanımızın bugün grup konuşmasındaki açıklamaları bir tespit. Yani Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik zorlukların sonucu. Şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz biz 2018'de bir Rahip Brunson krizi diye bilinen bir kriz yaşadık. 2018 Ağustos'unda. Bu krizden Türkiye bir türlü çıkamadı. Tam bu krizin etkileri derinleşirken bir de üzerine pandemi geldi 2020 yılının Mart'ından itibaren. Buna 3. bir faktör olarak tabii Türkiye'nin 2017 anayasa değişikliğiyle birlikte hızla demokrasiden uzaklaşmasını, ehliyet, liyakat ilkelerinin devlet yönetiminde terk edilmesini eklemek gerekiyor. Türkiye'nin zaten son birkaç yıldır yaşadığı bu ağır manzaranın ekonomi üzerinde doğrudan sonuçları oluyor. Şimdi şunun altını çizmem lazım. Hayat pahalılığı bunun en açık görüldüğü konulardan birisi. Yani çarşıya, pazara çıktığınızda, markete gittiğinizde efendim bulgurun, makarnanın, unun, peynirin, sütün, yumurtanın fiyatlarına baktığınızda bu durumu görüyorsunuz. Ama tekrar ifade edeyim. Yani Türkiye'de hayat pahalılığı, ekonomide karşı karşıya bulunduğumuz vatandaşımızı yakan yegane sorun da değil ayrıca. Çok kapsamlı bir işsizlik sorunu var. Bakın gençlerimizin çok önemli bir kesimi, neredeyse 1/4 bugün işsiz vaziyette, iş bulamıyorlar. Gençlerimizin 1/3'ü ne eğitimde ne istihdamda, evde oturuyor. Yani geleceğimiz evde, kahvehane köşelerinde, sokaklarda çürüyor. Bunun yanında, yani bu işsizlik durumunun yanında müthiş bir borçlanma var. Bakın, Türkiye'de vatandaşın toplam borcu 1 trilyonu aştı. Bankaya borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımızın sayısı 3.645.000'e çıktı. Faizdeki durumu görüyorsunuz. Dolar her gün yeni rekorlar kırıyor. Yani şimdi bu şartlar içerisinde bir çıkış yolu da görülmüyor. Yani Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin bu ağır hayat pahalılığı, işsizlik, borçlanma sorunları karşısında önerisine tanzim marketler kuracağız. Efendim toptan marketler açacağız falan. 1000 tane yeni market açacağız diyor. Yani Türkiye'de yeterince market var. Şimdi hatırlayacaksınız, yerel seçimlerde de bir tanzim market şeyi çıkmıştı başımıza. Sokaklarda işte kuyruklar falan, patates baskınları, soğan baskınları falan. Türkiye bunları yaşamıştı. Şimdi bir yenisi daha yaşanıyor. Ancak Kübra Hanım, bakın şu unutulmaması lazım. Dar gelirli vatandaşlarımızın, ücretli çalışan yurttaşlarımızın harcamaları içerisinde en büyük kalemi gıda harcamaları oluşturuyor. Yani diyelim 2800 lira asgari ücret alan bir ailenin, vatandaşımızın nereden baksanız geçmişte 2000 lira, 2500 lira gıda harcamaları tutuyordu. Şimdi bunun üzerine bir de bu büyük artışlar olunca doğal olarak bu para yetmiyor. Yani o 2000 liralık harcama bugün 4000 lira oldu, 5000 lira oldu. Yani belki geliriniz ayda 50.000 liraysa, 60.000 liraysa, Türkiye'nin en varlıklı %1'inin falan içindeyseniz eğer, tabii bu gıda harcamalarındaki artışı çok hissetmeyebilirsiniz. Ama gerçekten dar gelirliyseniz, asgari ücretle çalışıyorsanız, emekliyseniz, işsizseniz çok yakıcı bir durum var orta yerde. Ve tekrar ifade etmek istiyorum, bu konuda bir girişim falan yok. Türkiye'yi bu içine girdiği darboğazdan çıkartacak bir yaklaşım tarzı yok. Ne öneriliyor? Tarım Kredi Kooperatiflerinde efendim marketler açılacakmış yeni. Ya şimdi Erdoğan'ın gittiği market, siz de söylediniz, harcamaların neticesi oluşan, hani çok uygun, çok ucuz dediği harcamalarının toplamı 1002 lira. Bugün birçok bunu uzman, fiyatları takip eden insan yazmış. Yani şimdi öyle bir tepetaklak iktidar manzarası var ki ne yapsalar ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Yani gidelim Cumhurbaşkanı'nı bir markete götürelim, bir takım ürünleri aldıralım, sonra Cumhurbaşkanı desin ki çok iyi, bak ne kadar ucuz fiyatlar var desin. Şimdi çıkmış mağazadan 1000 lira alışveriş yapmış. Ben sormak istiyorum, yani burada sizin vasıtanızda sormak istiyorum. Yurttaşlarımızın ne kadarı acaba markete gittiğinde 1000 liralık bir alışveriş yapabiliyor? Ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sepetinde, yine bugün ben de sosyal medyada gördüm, İşte et, süt, yumurta falan bunlar yok. Bol bol gofret var, atıştırmalıklar var. Yani onlara harcadığı para 1000 lira. Sayın Kübra Apar, Türkiye'de çok kapsamlı ekonomik sorunlarımızın çözülmesi için bildiğiniz gibi çok kapsamlı tedbirlerin alınması gerekiyor. En başta devlet yönetiminde bir yeniden yapılanma gerekliliği var. Türkiye'nin tekrar demokratik bir platforma taşınması zorunluluğu var. Şimdi bunları yapabilecek bir kapasite iktidarda yok. Böyle bir arayış da yok. Yani Türkiye'nin önüne koydukları tek hedef yeni marketler açmak. Ancak mevcut marketlerin sahipleri, geçmişte Erdoğan'a çok yakın olmuş insanlar da diyorlar ki, ya bizim elde ettiğimiz kar belli kardeşim diyorlar. Yani bizden kaynaklanmıyor bu diyorlar. Türkiye'de bakın tarım çökertildiği için, hayvancılık çökertildiği için, köyler boşaldığı için, gençler üretimden koptuğu için böyle bir durum var. Bugün Türkiye'de köy nüfusunun yaş ortalaması 48-49'lara gelmiş. Yani köylerde genç insanlar kalmıyorlar. Türkiye tarımsal üretimden kopmuş durumda. Yani bunların bilinmesi lazım. Yani o yüzden çok kapsamlı. Yunus Bey, o yüzden mi 3 kat arttı tarımsal üretim? Ya şimdi Ali Bey, çok rica ediyorum. Yani siz madem bu konuları açtınız, ben size belli sayılar vereyim de üzerinde konuşalım isterseniz. Ben de vereyim tabii. Tabii, şimdi bakın Türkiye'de gayri safi milli hasıla 2007'deki düzeylere geriledi. Enflasyonda Türkiye 232 milyar dolardan 800 milyar dolarlara çıktı. Yani şimdi efendim bakın siz Ali Bey herhalde başka bir ülkede yaşıyorsunuz. Bakın, başka bir ülkede yaşıyorsunuz. 232 milyar dolardı rakamlar, yalan efendim, söylemez evet. Yunus Bey. Evet, siz hala 2002'lerde kalmışsınız. 232 milyar efendim, dolardı. Siz hala 2002'lerde kalmışsınız. Ben size söyleyeceğim. Yani bu bir dakika, ben size söyleyeceğim. Ne ifade eder? Türkiye'de Şimdi Ali Bey bakın rakamları çarpıtmanın alemi yok. Türkiye ekonomisi 2007'den itibaren Türkiye'de müsaade misiniz? Türkiye ekonomisi 2007'den itibaren bir darboğaza girdi. Bu 2013'ten sonra çok da açık şekilde görülmeye başladı. Bakın şimdi Ali Bey elinizi vicdanınıza koyun. Partinizin 2011 yılında bir seçim beyannamesi var. Bu seçim beyannamesindeki taahhütlerinizi 2004 yılındaki başlayan 10. Kalkınma Planı'nda da resmi hedef haline getirmişsiniz. Anlaştık mı? Şimdi buraya göre, yani sizin partinizin ortaya koyduğu hedeflere göre milli gelirin 2023 yılında 2 trilyon dolar olması gerekiyordu. Evet. Şimdi yeni bir hedef ortaya koydunuz orta vadeli programla. Diyorsunuz ki hedefimiz 925 milyar dolar. Ya %100 yani %100 bir daralma var. Yarı yarıya kendi hedefinizi revize etmişsiniz. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacaktı diyorsunuz. Evet. Şimdi önünüze koyduğunuz hedef 10.700 dolar ki geçmişte bir vakitte 13 bin dolarlara gelmişti. Evet doğru. Şimdi ihracat bunlar hedefinizi 500 milyar dolar olarak koymuştunuz. O zaman Ali Bey, bakın sizden bir şey rica etmek istiyorum. Tabii. Siz sıranız geldiğinizde lütfen ayrı stüdyolardayız. Ben sizi işlemiyorum. Peki. Ancak şöyle bir problem oluyor. Peki. Benim söylediklerim anlaşılamıyor. Tamam. Yani rica ediyorum ben bunları açıklayayım. Sonra Yunus Bey tamamlayın. Ben Ali Ercoşkun'a cevap hakkı vereceğim. Buyursunlar. Şimdi efendim bakın milli gelir, kişi başına gelir, ihracat, işsizlik. 4 önemli kalemde AK Parti'nin 2011 yılında hedef olarak koyduğu ve kalkınma planına da aktardığı hedeflerini bugün gelindiğinde yarı yarıya düşürmüş vaziyette. Ama Ali Bey diyor ki 2002'de şöyleydi, bilmem ne zaman da böyleydi. Evet. Şunu net olarak biliyoruz. Bakın çok rica ediyorum. 2007'deki patinaja Türkiye girdikten sonra ama 2013'te bu çok açıklıkta görüldükten sonra Türkiye'nin gerek Türkiye benzeri ülkelerle kıyaslandığında durumu çok kötü, gerek Cumhuriyet tarihinin daha önceki dönemlerle kıyaslandığında durumu çok kötü. Ali Bey, değerli dostum, yani bunu görmek için, bilmek için çok özel bir çabaya gerek yok. Bakın Ankara'da bulunuyoruz. Yarın vaktiniz varsa şurada efendim yakınımızda Bahçeli Evler'de esnafa bir gidelim, bir soralım bakalım vaziyet nasıl diye. Karşı tarafta öğrencilere bir gidelim bakalım kiralar nasıl, ev bulabiliyor musunuz, yurt bulabiliyor musunuz diye. Ekonomi insan içindir. Yani sizin ekonomik politikalarınız vatandaşlarınıza iş sağlayabiliyorsa, gelirleri arttırabiliyorsanız, adil bir paylaşımı ortaya koyabiliyorsanız bunun bir anlamı vardır. Bakın bugün Türkiye'de %1'lik en zengin kesimin, %1'lik kesimin Türkiye'deki servetin %42.8'ine sahip olduğunu biliyoruz. Bakın böyle bir oran biz OECD içerisindeyiz. Yok buralarda Hollanda'da bu oran %20, Portekiz'de %20, Japonya'da %18.2. Yani Türkiye'de %1'in en zengin kesimin elinde bütün servetin biriktiği bir dönem yaşanıyor. Ve bu gitgide kötüleşiyor Kübra Hanım. Bu gitgide kötüleşiyor. Türkiye'de gelir eşitsizliği kötüleşiyor, servet eşitsizliği kötüleşiyor, bölgeler arası eşitsizlikler kötüleşiyor, kuşaklar arası eşitsizlikler kötüleşiyor, toplumsal cinsiyet bakımından eşitsizlikler kötüleşiyor. Türkiye'nin bu manzarasının görülmesi lazım. Tamam. Çok özür dilerim. Sözlerimi tamamlayayım. Tamam, şimdi az önce ifade ettim. Bakın bankaya borcunu ödeyemeyen... konuklarımızdan cep telefonu olan, açık olan varsa kapatmalarını istirham edeceğim. Buyurun. Şimdi efendim bakın borcunu ödeyemeyen 3.645.000 kişiden bahsediyoruz. Ya bunlar 1 değil, 3 değil, 5 değil, 3,5 milyondan fazla yurttaşımız bankalara olan borcunu ödeyememişler. Şimdi çok ağır bir manzara var. Bugün Türkiye'de bu ekonomik çöküntü manzarasının Yunus Bey, tabii sonuçları oldu. Sonuçları oluyor. Sizin cep telefonunuzdan geliyor yayına telefon sesi. Yani uzakta benim telefonum, daha da uzağa koydum. Tamam peki. Birazdan söz sırası sizden geçtiğinde bir de onu uçak moduna alırsanız çok sevineceğiz. Buyurun. Şimdi efendim bakın Türkiye'nin karşılaştığı bu durum izlenen yanlış politikaların bir sonucudur. Bu bir doğal afet falan değil. Kendiliğinden gerçekleşen bir olay değil. İzlenen yanlış politikaların sonucu. Bakın biz çok gündeme getirdik bu Suriyeliler bahsini. Yani şimdi Türkiye'ye bu kadar göçmenin geldiği, sığınmacının geldiği, Türkiye'de bizim yurttaşlarımızın zaten konut bakımından, istihdam bakımından, efendim eğitim, sağlık hizmetlerine erişim bakımından çok ciddi sorunlar yaşadığı bir ortamda, bir de bizim nüfusumuzun %5'inden fazlası bir Suriyeli sorunuyla karşı karşıya bulunduk. Şimdi burada ben bunu söylerken tabii Suriyeli hedef haline getirmek bakımından söylemiyorum. Yani Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların gitgide daha ağırlaştığına işaret etmeye çalışıyorum. Yani burada İşin temelinde tabii Türkiye'nin ne yazık ki demokrasiden uzaklaşması, ehliyet liyakat ilkelerinin kenara konulması geliyor. Bakın size örnekleriyle söyleyeyim. Son birkaç yıl içerisinde biliyorsunuz Merkez Bankası başkanları hızlı bir şekilde değiştirildi, değil mi? Son birkaç yılda Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası başkanı oldular aralıklarla. 6 ayda bir senede bir Merkez Bankası başkanları değişti ya. Bu her değişimden sonra doların üzerine 1 lira birkaç lira falan tekrar konuldu. Ya şu manzara Türkiye'nin hak ettiği bir manzara mı? Yani son sözlerim bu olsun, anlıyorum. Toparlamam gerekiyor. Bakın anayasa referandumu yapıldığında 2017'de çok açık bir durum var. Dolar 1 dolar 3.68 liraydı. Değil mi? Ne dedi Sayın Erdoğan? Bana verin yetkiyi, her şeyi ben düzelteceğim dedi. Ne zaman? 2018 seçimlerini yapmamıza bir hafta kala dedi. Dolar o sırada 4.75'e yükselmişti. Bütün yetkiyi aldı. Üzerinden 3,5 sene zaman geçti. Bugün dolar 8 lira 80 kuruş seviyesinde. Şimdi bu herhalde bir şeyi gösteriyor. Yani bunları çok eğip bükmenin falan alemi yok. Dünyanın neresinde, hangi medeni ülkede döviz kurunda böyle bir hareket var? Hangi medeni ülkede döviz kuru böyle hareketlenirken 6 ayda bir, 8 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştiriliyor? Yani bana desinler ki değerli konuklarımız, o stüdyoda bulunanlar, ya bu oluyor, başka ülkelerde de böyle şeyler oluyor, ben bir şey söylemeyeceğim. Yani Türkiye'de para politikasının bu kadar duvara toslamasının arkasında bu yaklaşım tarzı var. Benim bir iktisat teorim var Tayyip Erdoğan olarak. Buna uygun Merkez Bankası Başkanı lazım bana. 6 ayda bir değiştiririm derseniz böyle bir sonuç ortaya çıkar. Peki. Bunların hiçbirinin iktidar tarafından düzeltilmesi gibi bir manzara önümüzde bulunmuyor. Daha da kötüye gidiyor. Kur da daha kötüye gidiyor. İşsizlik de daha kötüye gidiyor. Yoksulluk da daha kötüye gidiyor. Borçlanma da daha kötüye gidiyor. Yani daha iyiye giden varsa, diyen varsa da beri gelsin bakalım. Ben de dinlemek istiyorum. Peki. Çok teşekkürler. Bu sözlerinizi şimdi biraz değerlendirelim. Ali Bey aslında aralarda yanıtlar verdi ama Ali Bey ne dersiniz? Özellikle 4.75'ten 8.80'e çıkmasından bahsetti Yunus Emre Bey ve ekonomide oldukça kötü bir tablo olduğunu söyledi. CHP lideri Bahçeli de kara kış geliyor diyor. Daha da yükselecek diyor. Zamlar gelecek diyor. Türkiye ekonomiden nasıl çıkacak? İktidarın bu noktada hataları oldu mu, olmadı mı? Öncelikle tabii Yunus Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü genelde yapılan eleştiriler hani hemen şu anda günlük yaşanan sıkıntıları hiçbir geçmiş vesaire değerlendirmeden, yani süreç değerlendirmesi yapmadan ortaya koymak şeklinde oluyordu. Yunus Bey işte Rahip Brunson krizi diye adlandırdığı dönemden itibaren aldı. Biz de açıkçası 2002 ile, yani AK Parti iktidarının başladığı yıldan bu yana rakamları ortaya koyarak nereden başladık, nereye geldik? Bunları her zaman ifade etmeye çalışırız. Dolayısıyla bizim aldığımız tarih, başlangıç olarak aldığımız tarih 2002 yılı. Cumhuriyet 1923'te kuruldu. 1923'ten 2002'ye kadar bir performans var. 2002'den bu yana da bir performans var. AK Parti'de 2001 yılında kurulan bir parti olarak İşte kurulduğu ilk yılda tek başına iktidara geldi. Dolayısıyla değerlendirmeleri 2002'den almak gayet normal. Hangi rakama bakarsak bakalım, Cumhuriyet tarihinden 2002'ye kadar geçen dönemde hangi değeri, hangi rakamı, hangi işte gayri safi milli hasılayı veya ihracat rakamını nereye bakarsak bakalım, Cumhuriyet tarihinin 3 katı, 4 katı bir başarıyı konuşuruz. Mesela gayri safi milli hasıla 2002 yılında 232 milyar dolarken 800 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Kişi başı milli gelir 3.500 dolarlardan, işte Yunus Bey de söyledi, 13.000 dolarları geçti. Daha sonra kur etkisiyle bu 10.000 dolarlar civarına indi. Bunu tarımsal üretim, mesela tarım öldü bitti göçtü İdris Şahin size itiraz ediyor, İstanbul stüdyodan görmüyorsunuz. Birazdan kendisine de niye itiraz ediyor diye soracağım. Rakamları veriyorum. Bakın, 23 milyar dolarlık tarımsal üretim 2002 yılında ve bizim hani çocukluğumuzda, gençliğimizde işte Konya'dan daha küçük bir ülke, Konya'nın yüz ölçümünden daha küçük bir ülke olarak adettiğimiz Hollanda bizden daha fazla tarımsal ürün elde ediyor diye işte imrenirdik, değil mi? Ama Türkiye o 23 milyar dolardan aldığı tarımsal üretimini 65 milyar doların üzerine çıkardı. Gene kur etkisiyle şu anda 50 milyar dolarlar seviyesinde. Ama şu oldu, Türkiye tarımsal üretimde şu anda Avrupa'nın 1. ülkesi, dünyanın da 5. ülkesi. Şimdi bütün bunlar şu anda her şeyin toz pembe olduğunu, her şeyin çok iyi olduğunu da göstermiyor. Ama niye bu noktaya gelindi meselesinin çok fazla açıklanabilecek sebepleri var. Ama iktidar olarak tabii ki AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, başkanlık sisteminde sonuçta sorunları görmezden gelme ihtimali yok. Bu sorunları çözme iradesini sahaya yansıtıyor. Her seçim döneminde zaten bu sorunları, bu reform hareketlerini gerçekleştirdiği için de hesabını seçmen karşısında hesabını veriyor ve yoluna devam ediyor. Yoksa hani iktidara gelen parti yıpranır misali bir değerlendirme vardır ya, %34 ile ilk seçimde iktidara geldi AK Parti. En son seçimlerde Cumhurbaşkanımız %51.2 oy aldı. AK Parti de parti olarak %42'nin üzerine oy aldı. Dolayısıyla bırakın yıpranmayı, daha üzerine koyarak devam etti. Şimdi döviz kuru dünyanın hangi ülkesinde böyle oynar dedi Yunus Bey. Evet, dünyanın hangi ülkesinde gece saat 3'te 4'te İngiltere'de birileri Türk lirası üzerinden manipülasyon yaptı, yapıyor. Dünyanın hangi ülkesinde Japonya'daki ev hanımlarının kurduğu fon Türk lirası üzerinden manipülasyon yaparak dövizi sıçratma üzerine gitti. Bütün bunlar durup dururken olmuyor Kübra Hanım. Bütün bunlar aslında Türkiye'ye geçmişte biçilen rollerden, ülke birçok alanda adım atarak sıyrılmaya kalktığı zaman kimlerin menfaatine dokunuyorsa bu manada ortaya konulan gayretler, çabalarda ülkenin önünü kesme noktasında hani çeşitli aletler, edavatlar, yani faydalı, kullanışlı kurumlar, kuruluşlar veya kişiler kullanılarak ortaya konmaya çalışıyor. Ali şimdi Bey, şey Sayın Kılıçdaroğlu buyurun, yani kıştan bahsediyor ama Sayın Kılıçdaroğlu şunu da hani yapıyor. Diyor ki Türkiye'de can mal güvenliği yok. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmeyin diyor. Türkiye cari açığı olan bir ülke. Cari açığı olan bir ülkede yabancı yatırımcının veya sermaye akışının ülkeye gelmesi bu ülkeye bir şeyler katar, değil mi? Bu ülkeye fayda sağlar. Bu ülkenin menfaatine, bu ülkenin geleceğine fayda sağlar. Peki ana muhalefet partisi lideri burada ne yapmaya çalışıyor? Dolayısıyla hiçbir mesele temelsiz, mesnesiz değil ama tek bir sebebi de yok. Onlarca farklı sebebi var. Yunus Emre Bey Brunson krizinden aldı. Ben de Gezi olaylarından başlayarak alırım ve tarihin en büyük ihanetine sahne olan darbe girişimiyle bunun zirve yaptığını ve bununla beraber de ekonomik manada bir savaşın devam ettiğini ama aynı zamanda bölgedeki jeopolitik konumuz itibariyle de ciddi bir mücadele olduğunu da buna eklerim. Ama pandemi döneminde tabii tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bu sıkıntı da üzerine eklenince evet işte her şey toz pembe değil. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerle hizmete dayalı sektörlerde çalışan insanların ciddi manada sıkıntıları oluştu. Bunu bir günde çözmek mümkün değil ama ortaya konan iradeyle zamana yayılı bir şekilde bu manada da ciddi başarılar ortaya konacaktır diye düşünüyorum. Yunus Emre Bey dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ucuz dediği market faturası 1002 lira, yurttaşların kaçı 1000 liralık gofret alabilir, temel ihtiyaç maddeleri de yok dedi ve bu anlamda Türkiye'nin önüne koydukları tek hedef yeni market açmak dedi. Bu eleştiriye ne dersiniz? Ya bu eleştiriye şöyle derim, tabii ki sadece market açarak Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu pahalılık, özellikle gıda ürünlerinde, buna dayalı ürünlerde bu pahalılıkla mücadele etmek mümkün olmaz. Sadece market açarak böyle bir şey mümkün olmayacağını herhalde herkes bilir. Ama bu hani ortaya konulacak enstrümanlardan birisidir. Piyasanın regüle edilmesi anlamında. Burada konu edilen kurum ise Tarım Kredi Kooperatifleri. Yani Türkiye'nin 81 vilayetinde hemen hemen bütün ilçelerinde teşkilatı olan, organizasyonu olan ve çiftçilerin ortak olduğu bir kooperatifin aracıyı kaldırarak vatandaşa doğrudan ürün sağlamasını hedefleyen bir organizasyondan bahsediyoruz. Şimdi çiftçinin bütün aracıları ortadan kaldırarak kendi ürününü doğrudan vatandaşa ulaştıracağı bir kanalda herhalde fiyatları bu manada regüle etme, düzenleme anlamında da ciddi faydası olacaktır. Burada murad edilen, burada ortaya konulmaya çalışılan budur ama bu tek başına tabii ki bütün sorunu çözmek için yeterli değildir. Bunu görmek lazım. Çok teşekkürler. İdris Şahin, az önce Ali Ercoşkun konuşurken siz bir gülümseyip olmaz manasında kafa salladınız. Şimdi Ali Bey ne demek istiyorsunuz? Kendisi bir İngiltere'den, bir Japonya'dan örnekler verince yani çok fazla uzaklara gitti. Biz kendisini yakınlarda gezdirelim. Gerçek anlamda Türkiye'nin ekonomisinin nerede olduğunu, hayat pahalılığının hangi boyutlara ulaştığını görsün. Yok, İngiltere, Japonya'yı şundan söyledim İdris Bey. Yani nerede bu Türk lirası sevdası İngiltere'de bakın, de Japonya'da nereden çıktı yani? Bir saniye bakın, ben çok net değil, Ali Bey'i çok severim. Çok da yakından tanıdığım, birlikte çalıştığımız bir kardeşimiz. Ve kendisi de gayet iyi biliyor aslına bakarsanız şu anda ülkenin içinde bulunduğu durumun vehametini. Çok çok iyi biliyor ama bulunduğumuz koltuklar bazen bizim gerçekleri ifade etmemize mani oluyor. Yani o koltukları koruma güdüsü zaman zaman bulunduğumuz... Hayır, fikri bazda kalalım. Fikir bazda söylüyorum. Bunu kendi şahsına dair gerçekten şık olmuyor. Aynı şekilde olmuyor. Kim olursa olsun bir meslek taassubu, bir kurumsal taassup, bunlar her zaman oluyor. İktidar partisi adına çıkıyor kardeşimiz. Elbette ki bu cümleleri kuracak. Burada bir koltuk falan da söz konusu değil. Burada geçmiş dönemde görev yapan bir milletvekiliyim yani. Bir koltuk mu korumaya çalışıyoruz? Yani burada gerçekten pek şık olmadı İdris Bey. Bakın, bunu düzeltmek lazım bence. Bakın, ben kurumsal taassup, bu içinde bulunduğumuz durum ve orada 26. dönem milletvekili olarak AK Parti adına bu cevaplandırma sözünü size veriliyor ve bir cümle kullandınız. Dediniz ki Türkiye'deki gelişmeler açısından... Ben şahsım adına konuşuyorum. Bakın, şahsınız adınıza konuşuyorsanız o zaman şahsınız adınıza cevap vereyim. Şimdi bir İngiltere örneğini gösterdiniz. Bir Japonya'daki kadınların yani döviz kurları üzerinde filan bir manipülasyon yapıldığına dair bir iddianız var. Ben de diyorum ki size, bu iddiayı gelin, çok uzaklara gitmeyelim. İngiltere'ye, Japonya'ya gitmeyelim. Bugün ben Haymana'nın memleketindeydim, Haymana'da, kongremizde ve orada çiftçilerimizle görüştük. Tarım ve hayvancılığın kesinlikle sahibi yoktur diyor çiftçiler. Ve verdikleri örnek, siz özellikle 2002'den başlatıp belirli bir döneme getirdiniz. Yunus Emre Bey de çok haklı olarak, sizin de benim de parlamentoya girdiğimiz sene 2011 yılında AK Parti'nin bir vizyonu vardı. Ve 2023 vizyonunda bir kısım taahhütleri vardı. Yunus Emre Bey de onu ifade etti. Dedi ki sizin 25 milyon dolar kişi başı milli gelir hedefiniz vardı. 2023'te sınırlı değil. Bakınız, 2011'den 2023'e Cumhuriyet'in 100. yılında AK Parti'nin bir hedefi vardı. Kişi başı 25 milyon dolar. 25 bin dolar. 25 bin kişi başı dolar milli gelir hedefimiz vardı. Ve 2013'ler 14'lere doğru da gerçekten 12.300, 12.500'lere kadar da bu hedef çıkıldı. Şu an itibariyle 8.900 Amerikan dolarına düştüğünü ve tekrar güncellenen hedeflerde 2023'te 10.000 Amerikan doları kişi başı milli gelir. Yani 2011'de 2023 vizyonu olarak 25.000 dolar koyduğunuz Türkiye'de bugün 2023'e 10.000 dolar diyorsunuz. Aradaki kaybı vatandaşın takdirine bırakıyoruz. Ve 2002-2015 arası ve sonraki dönemlere de kapsayacak şekilde biz bir bütün olarak konuşacaksak, o günkü şartlarda Özellikle şunu ifade etmek lazım ki sağlam kurallar, güçlü kurumlar ve liyakatli kadrolarla bu işler gerçekleşti. Ve bugün itibariyle de o başarılar övünüyor. Ama bugün 2017 referandumu sonrasında bir yeni sisteme geçildi. Ve bu sistemde de sonrasında da 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı verin yetkiyi bana, bakın faizle nasıl mücadele edilecek, enflasyonla nasıl mücadele edilecek, hayat pahalılığı nasıl sonlandırılacak diye bir taahhütte bulundu. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle faiz oranlarını görüyoruz. Enflasyonu görüyoruz, döviz kurlarını görüyoruz. Yani geriye doğru şu 3,5 yıllık tek başına Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir hesabını, kitabını vatandaşa vermek lazım. Niçin geri gidiyoruz? Buradaki temel kriter şu. Kübra Hanım, hukuk devletinden uzaklaşıyoruz. Hukuki güvenlik azaldıkça yabancı yatırımcı, yani Japonya'da, İngiltere'de bunu aramaya gerek yok. Ülkemizde bu güveni tesis edelim. Bir beyefendi bugün Haymana'da yanımıza çıktı ve Ali Bey'e şunu söyledi. Dedi ki 2002 yılı devletin tarımsal destek olarak verdiği bana %10'luk primle ben 9 litre mazot alıyordum. Şu anda 3,6 litre mazot alıyorum dedi. Yani bunun için başka yerlere gitmeye gerek yok. Kendi önümüzde bir kısım örnekler var. Ve devleti sadece market işletmeciliğine sokarak fiyatları kontrol edebileceğimize inanıyorsak bu bir hayaldir yani. Şimdi yine aynı şeyleri ifade edeyim. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir sözü var. Ben Ali Bey de biraz rahatlasın orada. Bir kısım ortak başarılara elbette ki sahip çıkacağız. Bugün ana muhalefet partisinin lideri eğer AK Parti'nin çıkış anındaki felsefesini ve yaptıklarını yaparak bu işi başaracağız diyorsa o gün gerçek anlamda bu ülkede sağlam kuralların olduğunu, güçlü kurumların olduğunu ve liyakatli kadroların olduğunu gösterir. Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun Independent Turkish'e bir açıklaması var. Diyor ki fiyatlar gayet uygun diyen Erdoğan'a sana uygun tabii sen bedava yaşıyorsun. AK Parti 2002'de ne yaptıysa inşallah aynısını yapacağız diyor. Bakın ana muhalefet partisi lideri AK Parti'nin 2002 yılındaki felsefesinin doğruluğunu teyit ediyor. Bu sevinilecek bir gelişmedir. Buna CHP'liler çok sevinir mi? Ben emin değilim. Turkish'ten alıntı olarak söylüyorum şu an itibariyle. Bunu yaparken bir ortak akıl vardı, bir vizyon vardı ve Türkiye'yi gerçek anlamda Batı medeniyetine yakıştıracak, yaklaştıracak adımların atılmasına dair bir irade vardı. Bunu işleten kurullar vardı. Ve bu başarılarla birlikte uzunca süre AK Parti bunun nimetlerini yedi. Bu konuda hiçbir itiraz yok. Ama yine bugün aynı ilçede çiftçi Mehmet Ağa önümüze geçti ve şunu sordu. Ben de Sayın Vekilime bunu özellikle paylaşmak isterim. Yani Sayın Yunus Emre Bey Bahçelievler'deki öğrencileri gidelim esnafı bir gezelim dedi. Ben de Sayın Vekilime burada şunu söyleyeyim. 2020 yılında üre gübresi 2100 liraymış Kübra Hanım. 2021'de ortalaması geçen hafta itibariyle 4700 Türk lirası. Bu hafta itibariyle 5300. Ve yine DAP gübresi. 2020 yılında ortalaması 2600 lira. 2021'de geçen hafta itibariyle 6700. Bu hafta itibariyle 7100 lira olmuş gübre fiyatları. Şimdi bu gübre fiyatlarında siz kontrolü sağlamazsanız mazot girdilerinde vatandaşın sıkıntısını gidermez yüksek oranda ve fiyatta mazot satarsanız siz üretim aşamasında kontrolü ele almadan satış aşamasındaki marketlerdeki fahiş fiyatı nasıl engelleyeceksiniz? İdris Bey Öncelikle üretim. Az önce siz Kılıçdaroğlu 2002'de AK Parti ne yapıyorsa biz de onun gibi olacağız dediniz. Ben şaşırdım. Editörümüz Safiye de çok şaşırmış. Bakmış hakikaten Kılıçdaroğlu böyle söyledim diye. Tam cümlesi şöyle. AK Parti 2002'de mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu. İnşallah biz de aynı şeyi yapacağız. Yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız ve bütün yolsuzlukları milletimizin önüne koyacağız dedi. Şimdi bu cümle biz AK Parti 2002'de ne yaptıysa biz de onun gibi yapacağız gibi bir şey anlamına gelmiyor. Şimdi... Yolsuzluk komisyonu bağlamında söylemiş. Şimdi CHP'lileri de Sayın Kılıçdaroğlu'na kızdırmayın. Nasıl Kübra Hanım, yani AK Parti gibi mi olacak? Sayın Kılıçdaroğlu'na da CHP'li buradaki mevkidaşlarımıza da saygımız var. Bu ayrıca Independent'a özel bir açıklaması değil. Bugünkü grup konuşmasından alıntı. Sizin şimdi baktığınız haber de arkadaşımız almış. O zaman medyanın günahını hep birlikte burada temizlemek durumundayız. Tamam. O zaman medyadaki arkadaşlarımıza eleştirelim. Doğru. Evet. Ya önemli olan doğrusunu anlaşıyoruz. Ben de ona bakmaya çalışıyordum. Teşekkürler. Yolsuzluklarla alakalı o gün kurulan komisyonları elbette ki yarın bir devri iktidar değiştikten sonra hem idari tahkikatın yapılması hem adli tahkikatın yapılması kadar normal bir şey yok. Ama şunu da özellikle söyleyelim. Yani bugün Türkiye'de herkes 2002-2007 arasındaki Avrupa Birliği vizyonu noktasında atılan adımlarda, parlamentoda çıkan yasalarda iktidarıyla muhalefetiyle birlikte çıkartıldı. O dönem içerisinde biz de bu çıkan yasaları hep ayakta alkışladık ve ülkemizi de çok farklı bir noktaya getirdi. Bugün 2008'in sonu itibariyle ulaştığımız milli gelirin $1500 daha altındaki bir seviyedeyiz. Peki, bunları bir tartışalım. Tamamı hadi diğer konuklarıma geçeyim. Kadro hareketi, bir ortak akıl vizyonu ve Türkiye'deki hukuka olan güvenin o günkü zaman dilimi içerisinde zirve yaptığı dönemler. Bunu hep birlikte alkışladık. Yanlış olanı da bugün hep birlikte eleştiriyoruz ve doğruya tavsiyelerde bulunuyoruz. Doğru olmasını, doğru yolda istikamette gitmesini iktidarın salık veriyoruz. Çok teşekkürler. Tartışalım şimdi. Bunu Serkan Topal hoş geldiniz. Kübra Hanım bir cümle söyleyeyim mi? Çok kısa. Bir cümle söyleyebilir miyim? Çok kısa. Benim amcam var, İsmail amcam. Çok böyle nüktedandır. Bir vatandaşa bir şey sormuşlar. Hani bayram ne zaman vesaire falan böyle sormuşlar. Demiş ki Recep, Şaban, hop bayram demiş. Yani Ramazan'ı bir anda atlayıvermiş. Yani Ramazan'ı görmek işine gelmemiş. Şimdi bu ara dönemleri eğer hiç olmamış sayarak neticeye gidersek böyle bir netice bulabiliriz ama bunlar yaşandı. Bunu da bu vatandaş yaşadı. Dolayısıyla bunların yaşandığını görerek meseleleri değerlendirmek lazım. Peki. Serkan Toper'e ben öncelikle başka bir şey sormak istiyorum. Serkan Bey, bugün Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasındaki bir cümleyi gazeteciler olarak, halk olarak merak ettik. Dedi ki zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikayet edenlere hak veriyorum. Teröre yardım ve yasaklık yapan bölücü kebapçıların da işsizlikte payı vardır. Ne demek istedi? Şimdi Sayın Devlet Bahçeli Bey burada bu mevcut ekonomik sorunlardan dolayı emekli, işçi, çiftçi canı yanmıştır. Bununla ilgili sesini duyurmaya çalışıyor. Elbette ki diyor bu vatandaşlarımızı anlıyoruz ama diyor bir de bu ülkede diyor bu ülkenin en iyi yerlerinde oturan, ekonomik hiçbir problemi olmayan, konforlu bir hayatı olan ve işte muhtemelen de herhalde Adana-Urfa yöresine aittir. Kebap gibi hayatı olanlar manasında bu kebap gibi hayatı olanlar bu insanların çektiği sıkıntılar üzerinden. Yani kebapçı derken kebap satanlar değil de tabii ki canım, kebap yiyerek yani böyle tabii lüks içinde yaşayanları kastettiniz. Yani öyle derler hani kebap askerlik yaptı, kebap hayatı var, kebap konforlu tabii. Hayatın kebap, evet. Gürkan Bey daha yani. O manada çok açık Sayın Devlet Bahçeli Bey'in söylediği de. Çünkü bu teröre yardım ve yasaklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır deyince bugün sosyal medyada da bayağı bir alıntılandı. Ne demek istedi acaba? Aslında tabii biz çok yakından takip ettiğimiz için cümlenin bütününde o da var. Yani bir eli yağda bir eli balda, yediği önünde yemediği ardında, bir giydiğini bir daha dönüp bakmayan ama sırayı siyaset alınca sahte vicdan ve merhamet edebiyatı yapan bir avuç kaymak tabakadan, imtiyazlı azınlıktan, merdane gibi dönen devrimci bozuntularından öğreneceğimizde bir şey yoktur. Aslında sizin dediğiniz doğru, evet. Yani kebapçı aslında derken lüks içinde yaşayanlar gibi. Konu öyle manipüle edildi ki Kebapçılar Birliği Başkanı bile açıklama öyle yapmış herhalde. Halbuki çok net söylenenler. Terörle bağlantısı noktasında Sayın Bahçeli diyor ki bu terör gerçeğine biz $2,5 trilyon para harcadığımız gerçeğini de kimse unutmasın. Dolayısıyla terörle ilgili bir sonraki seçime yönelik hamlelerde bulunanlar, terör partisini meşru görme yarışına girenlerin de cidden sıkıntı çeken esnafı, sıkıntı çeken emekliyi, sıkıntı çeken çiftçiyi düşündükleri noktasında samimiyetleri varsa bu teröre harcanan paralar, terörle mücadele noktasında Türkiye'nin bu haklı mücadelesine taraf ve destek olmaları gerekir manasında çok isabetli bir açıklama yaptı. Dolayısıyla tekrar altını çizelim, diyor ki bu işi bir siyasi argüman haline getiren, aslında derdi millet olmayan, milletin derdiyle dertlenmeyen, sadece ve sadece acaba burada hükümeti köşeye sıkıştırabilir miyiz noktasında siyasi argüman olarak bunu kullananlara işarette bulundu Sayın Devlet Bahçeli Bey. Şimdi konu anlaşıldı herhalde. Bu evet, kebapçılarla bu konunun alakası şimdi olmadı. Şimdi şeye gelebiliriz, evet. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kara kış geliyor, zamlar artacak. Eğer fiyatlar düşsün istiyorsa seçim yapın sözlerini değerlendirelim. Tam da Sayın Devlet Bahçeli Bey'in sözünün üstüne derdinin millet olmadığını ortaya koyan bir açıklama. Yani cidden Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi bir ekonomik tablo var ise, sorumlu bir siyasetçinin herhalde son yapacağı şey bir erken seçim çağrısı yapmak olur. Niçin? Türkiye'nin tıkanmış mıdır siyaseten? Devlet kurumları işlemez hale mi gelmiştir? Türkiye'de Cumhurbaşkanı ile Başbakan birbirine mi girmiştir? Hangi siyasi erken seçimin siyasi konjektürü vardır ki Türkiye'de erken seçim noktasında bir söylem geliştirilsin? Bakınız, şimdi dünyada gıda fiyatları bütün dünyayı etkileyen bir problem. Türkiye'de ev fiyatları, araba fiyatları, evet, bunlarda inanılmaz bir pahalılık var mı? Var. Bunu inkar edebilir miyiz? Hayır. Yahut da ben burada inkar etsem ne değişir? Veya Yunus Bey çıkıp milletin yaşadığı ekonomik problemlerden bahsetmese ne çıkar? Zaten vatandaş bu pahalılığı iliklerine kadar hissediyor. Vatandaş bu problemlerimiz çözülecek mi? Bununla ilgili umut almak ister. Bu umudu kimden almak ister? İlk etapta iktidar partisinden almak ister. Bu umudu, bunu eleştirip eleştirisinin sonuna tekrar vatandaşına umut veren muhalefetten görmek ister. Şimdi bu noktada iktidar kanadı ne yapıyor diye soruluyor. Ben dışarıdan ana muhalefet partisinin kıymetli vekilini dinledim. AK Parti'de milletvekilliği yapmış Sayın Ercoşkun'u dinledim. Ortalama vatansever bir seçmen olarak baktığımda gördüğüm bir değerlendirme yapıyorum. Diyorum ki evet, enerji fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Dünyada var, Türkiye'de de var. Mavi vatanda enerji problemini çözebilecek, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hakları noktasında demek ki iktidar, devlet bir proje üretiyor. Bir proje geliştirmiş. Muhalefetin de samimi ise milletin derdi noktasında, enerji fiyatları noktasında buraya destek vermesi beklenir. Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği üzere Türkiye'nin terörle mücadelede 181'e düştüğünü açıkladı bugün Sayın Bakan. Teröre harcadığımız bütçelerin azalması, yapay gündemler yerine terörün tamamen başının ezilmesi noktasında muhalefetin destek vermesini bekler bu millet. Çok net. Arabaya verdiğimiz, araba fiyatları pahalı diyoruz. Hükümet proje yapıyor mu? Yapıyor. Yerli araç üretmeye çalışıyor. Değil mi? Savunma sanayine para harcıyor muyuz? Evet, harcıyoruz. Hükümet savunma sanayinde hamleler yapıyor. Bunları görmeyelim mi? Bunları söylemeyelim mi? Elbette ki, demek ki sadece bir problem yok. Bir yandan da %21 bir büyüme oranı var. Faiz oranı 19'dan 18'e atılmış. Bir umut için işaret fişeği atılmış. İhracat rakamları yükselmiş. Dolayısıyla felaket senaryoları, tekrar altını çiziyorum, ortalama bir vatandaş olarak evet, ekonomik sorunlar var ama bahsedildiği gibi bir felaket senaryosu yok. Türkiye'de bu mevcut sorunları kim çözer noktasında seçmen yine dönüp bakacak. Diyecek ki 2016'dan sonra özellikle Cumhur İttifakı iradesiyle açılamaz denen Ayasofya'yı ibadete kimler açtıysa, kronik hale gelmiş Karabağ'da işgali kim sona erdirdiyse, Suriye'de o terör devletini kurdurmamak için tampon bölgeyi kim kurduysa, mavi vatanda o enerji ihtiyacı için meşru, haklı direnci, dik duruşu kim gösterdiyse, bu göç meselesini de ekonomik sorunları da aynı irade çözer noktasında seçmende bir kanaat oluşacaktır. Çünkü seçmen şuna bakar, geçmiş referanslara bakar. Muhalefetin ise bu konuda verileri kısıtlıdır. Geldiğinde ne yapabileceğine dair seçmende çok fazla veri yoktur. Hele ki muhalefette çıkıp sürekli, biraz önce İdris Bey de ifade etti, hukuk güvenliği dedi. Bir hukukçu olarak bunu hiç anlayamadığını ifade etmek isterim. Örneğin bir yandan şunu eleştireceksiniz. Türkiye'de yabancılar Türk hukukuna güvenmediği için tahkim şartı koyuyor. Şimdi diyeceksin Türkiye'de hukuk devleti yok. Yabancının Türkiye'deki hukuk devletiyle işi yok ki. Tahkim koşulu bütün uluslararası sözleşmelerde mevcut bir yapı. Dolayısıyla bu tarz soyut kavramlar üzerinden muhalefet ürettiğinizde veya ben parlamenter sisteme dönüş yapacağım, ben başbakan olacağım, ben adalet bakanı olacağım dediğinizde seçmene en az 5 seçim vaat ederek bu ekonomik gidişatı düzeltemeyeceğinizi açıklamış bir muhalefet hakkında bu millet ne düşünebilir? Geçen programda da ifade ettim. Çiftçi Ahmet amca beni izlerken bana kızıyordur. Ne diyor bu çocuk diye. Ama muhalefeti izlerken daha çok kızıyordur. Ya bunlar ne diyor? Bunlar ne diyor? Ne 5 seçimi diyor. Ne erken seçimi diyor. Hemen diyor ekonomik problemlere odaklanılması lazım diyor. Yani muhalefetin ekonomideki sorunların çözümü noktasında daha net mesajlar vermesi lazım anlamında söylüyorsunuz. Millete umut vermek, bu felaket senaryosu çizmemek muhalefete puan kaybettirmez. İktidarı da güçlendirmez. Ama bunun küresel bazda bir ekonomik sorun olduğunu, enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının sadece Türkiye'ye özgü arttığı noktasında bir tablo çizdiğinizde birileri de çıkar der ki hayır öyle değil. Hayır öyle değil. Bunun bir Türkiye'ye de yansıması olacaktı. Nasıl ki pandemi döneminde evlerde oturmadık mı Gürkan Bey aylarca? Bu bir realite ise bu pandeminin tüm küresel bazda bütün dünyada bir ekonomik faturasının olacağı da çok gerçek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor diyor ki gıda tedarikiyle alakalı. Ben de merak ettim baktım. Antalya Sera'daki 1 liralık domates nasıl buraya 5 liraya geliyor? 2 liralık domates nasıl 10 liraya geliyor? Bir tedarikçi zinciri var. Tedarikçiden önce komisyoncu zinciri var. Komisyondan markete geliyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu fark etmiş. Buradaki aracıyı düşürebilir miyim? Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla 1000 market açacağım diyor. Bir yandan diyor fahiş fiyatlarla alakalı ben pandemi döneminde haksız fiyat değerleme kurulu diye bir kurul oluşturdum. O kurul vasıtasıyla il ticaret müdürlükleri aracı kılınarak denetimler yapıyorum diyor. İşte bunlar somut. Ortaya bir şeyler konuyor. Bugün de değerli muhaliflerde iktidar partisinin düşünemediği bir şey varsa bu milletin hayrına Sayın Cumhurbaşkanı şu konuya da el atıp şu yöntemi izlersen çözüm önermeliler diyorsunuz. Çünkü milletin hayrı var ise bu konuda. Siz önerirsiniz. Nasıl ki Sayın Kılıçdaroğlu diyor ben asgari ücreti 1500 demiştim. Ondan sonra asgari ücret yükseldi. Bravo doğru. Öyleydi. Nasıl ki ben dedi kurban dini bayramlarda ikramiye dedim. İktidar kanadı verdi. Burada da varsa bir fiilli formül felaket senaryosu çizmeden Türkiye battı, bitti, önümüz daha da kötü, daha da sert bir kış bizi bekliyor demek yerine varsa çözüm önerileri 83 milyonun hayrına kamuoyuyla paylaşmanın da fayda var. Peki. Şimdi çok özür dilerim. Son cümle. Bir yandan da bu ev fiyatlarındaki artış özellikle kiracılar noktasında artış. Bana çok soru soruyor vatandaşlarımız. Hemen 1 dakikada özetleyeyim. Kira kontratınız daha 5 yılı doldurmadıysa ev sahibiniz sizden tüfe ortalamasının üzerinde bir kira artışı talep ediyor ise lütfen bu talebi karşılamayın. Hukuken böyle bir hakkı yok. Yine ev sahibiniz sizlere ben oturacağım, oğlum oturacak, damadım oturacak şeklinde taleplerle geliyor ise bu koşullar içinde bu talebi çok samimi peşinen görmeyin. Mahkeme kararıyla ihtiyacını ispatlasın ve öyle gelsin. Diğer taraftan yapılan çok büyük bir yanlış da şu. Ev sahipleri açıklanan 19-25 enflasyon rakamı üzerinden kira artışı talep ediyor. Hayır, Ekim 2021 itibariyle tüfe ortalaması 15.78. Yani vatandaşlarımız 1000 liralık bir kira varsa en fazla 1150 mi yapabilir? 15.78. Bu evet. Ne anlama gelir? Herhalde 1158 TL gibi bir şey olur. Dolayısıyla bu 19-25 noktasında bir talebi asla karşılamak zorunda değil vatandaşlarımız. Bunları da buradan kendilerine beyan etmek isterim ki bana danışan insanlardan bildiğimiz konular bunlar. Dediğim gibi umutla bakmak durumundayız. Bizler 2016'dan bugüne birçok krize rağmen başarı hikayesi ortaya koymuş bir milletiz. Ekonomimizin iskeleti ayakta, daha da güçlü olacak. Buna inanmak zorundayız, daha çok çalışmak zorundayız. Enerji açığımız varsa bunu gidermekle yükümlüyüz. İhracat, ithalat açığımız varsa bunu gidermekle yükümlüyüz. Bir dönemin Çin'den ithalatla bir ekonomik düzen oluşturuldu. KOBİ'ler bu Çin'den ithal edilen malların rekabet edemediği için ezdirildi. Türkiye'de hukuk devleti, demokrasi güçlü olduğu için birileri Türkiye'ye gelip yabancı yatırımcı yatırım yapmadı. Bunu çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz bu konuları. Ama Gürkan Bey'den sonra. Dolayısıyla yabancı yatırımcı yine güçlü, kararlı, bölgesel güç Türkiye'ye gelip yatırımlarını yapar. Onların da yatırım yapabilecek gücü olduğu oranda. Dolayısıyla bunun hukuk devletiyle bir alakası yok. Bunları çok iyi biliyorsunuz. O ekonomik model bizim çok eleştirdiğimiz bir modeldi. Sıcak paraya dayalı ekonomik model. Dolayısıyla tekrar üretime dayalı, rekabet edebilir bir ekonomik model üzerinde Cumhur İttifakı şu an çalışıyor. Emin olun bu sistem bir süre krizler verebilir ama kalıcı ferah, refah bu ülkeye getirecektir diye düşünüyorum. Peki. Sorumlu siyasetçi erken seçim çağrısı yapmaz dedi. Geleceğim Yunus Emre Bey. Gürkan Bey'e bir ilk sözünü vereyim. Sonra size geleceğim. Bu koşullarda dedim Kübra Hanım. Tamam. Gıda fiyatları bütün dünyada yüksek diye başladı. Ne dersiniz? Kim haklı? Ya şimdi ekonomi ne durumda? İyi mi? Kötü mü? Bunu konuşmak kadar absürt bir durum yok. Herkes, bu stüdyodaki herkes ve bizi izleyen milyonlar her şeyin farkında. Nereden nereye geldiğimizin de farkında. AK Parti'nin 2002'den bu yana getirdiği ekonomi, siyaset, dış politika, bunları da görüyor insanlar. Yani AK Parti'nin nereden alıp, hangi sorunları alıp, nerelere taşıdığını, nasıl çözerek geldiğini, sonra bir noktadan sonra nasıl tırnak işini alalım, çuvallamaya başladığını amiyane tabirle herkes görüyor zaten. Şimdi Ali Bey dedi ki 2018'de işte Rahip Brunson krizi var, işte 2020 Mart pandemi var. Ya AK Parti iktidara geldiğinde 2001 krizin üzerinde geldi. 2002'nin Kasım'ında. 2008. 2003'te neler yaşandı? 2003'te, 2005'te darbe girişimleri var. 2003'te Mart ayında 1 Mart'ta büyük bir 1 Mart krizi var. Amerika ile o zamana kadar yaşanan en büyük krizlerden birisi var. 2007'de muhtıra yemiş bir hükümet. 20 Nisan bildirisi. Bir muhtıradır. 2008 Mart'ında kapatma davası yaşamış bir hükümet. Direkten döndü bir oyla falan. Hani. 2009'da küresel kriz yaşamış. AK Parti %34'le geldi. Bu krizlerle mücadele ede ede yürüdü. 2011'lere geldiğinde işte 47, 49, 34, 47, 49 gibi oylarla iktidarda kaldı. Çok büyük işlerdi bunlar. Çok büyük krizlerdi bunlar. Siyasal krizlerdi. Küresellik var. Bunun içerideki vesayet döneminin izleri, mücadeleler. Hayır, hep içerideki krizler bunlar Gürkan Bey. Bakın şu anda 2009 krizi küresel bir krizdir. 2009 ağır bir küresel krizdir. Teğet geçecek demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Gerçekten de teğet geçti. Evet. Şimdi bunlar bir parti için kapatma davası öyle normal bir dava değildir. 2008'lere döndüğümüzde 2008 Mart ayında o Anayasa Mahkemesi kararının kapatılacak mı kapatılmayacak mı kararının nasıl beklendiğini biz haber merkezlerinde dakika dakika saniye saniye eminim AK Parti Genel Merkezi'nde de sizler yüreğinizde hissederek yaşadınız. Yani öyle ağır krizlerdi bunlar. Benim mensup olduğum partiler 2 sefer kapatıldı Gürkan Bey. Tamam. Biz AK Parti'de kapatılmanın eşinden döndü bir oyla. Ve laikliğe karşı eylemlerin odağı diye bir karar bile çıktı. Yani bir sürü büyük krizler yaşandı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu krizleri AK Parti akılla, mantıkla, rasyonaliteyle aşmayı bildi. Aşmayı bildi. AK Parti'nin aşamayacağı krizler de yaşanıyor değil bugün de. Ama AK Parti o eski AK Parti değil. Sorun orada. Asıl sorun orada. Belki bizim asıl endişelenmemiz gereken, Türkiye adına söylüyorum, asıl mesele diye görmemiz gereken şey 2 tane. 1. Bu meseleleri, bu krizleri aşabilmiş olan AK Parti bugün karşı karşıya kaldığı benzer tabloları aşma kabiliyeti de yani sorun çözme yeteneğini kaybetmiş durumda. 1. Ve o sebeple böyle ekonomi gibi bir alanda zecri tedbirlere, işte marketlere, süpermarketlere, AVM'lere, şuraya buraya işte müfettiş göndermek, zabıta göndermek, işte 1000 market falan. Yani kök sorun diye bir kavram vardır. Kök sorun nedir? Kök sorun marketin daha fazla kar etme çabası, şusu busu diye ki hepimiz biliyoruz kök sorunun ne olduğunu. Girdi maliyetleri artıyor. Girdi maliyetleri neden artıyor? Kur yüzünden artıyor. Ekonomist değiliz ama bu kadarını aklımız eriyor. Girdi maliyetleri ve kur diye bir sorun var. Yunus Bey anlattı. Yani nereden nereye geldiğini kurun. Hem de çok kısa bir sürede 2'ye 3'e katlanan kur hikayelerinin izahı var, bir mantığı var. Ve Serkan Bey'in sözünü ettiği gibi hukuk güvenliği öyle soyut bir kavram değildir. Hukuk güvenliği, şeffaf yönetim ve liyakat üzerine yapacağınız atamalar soyut kavramlar değildir. Ekonomi bunlar üzerinde ayakta durur. Hele Türkiye gibi ekonomi. Bakın dünyada büyük bir para var. AK Parti iktidara geldiği yıllarda da büyük bir para vardı. Yabancı yatırımcı ve giriyordu. Alakalı. Hukuk sıcak para olarak da giriyordu. Diyor, doğrudan evet. Sermaye olarak da giriyordu. 2007 senesinde bütün Cumhuriyet tarihinde girmemiş bir para. 22 milyar dolar girdi Türkiye'ye. Nasıl girdi zannediyorsunuz? Bu güvenle, bu şeffaflıkla, bu rasyoneliteyle girdi. Bu sene giren para, 2020'de giren para ne kadardır? Doğrudan sermaye sıcak sıfır. Sıfır. Türkiye gibi dinamik bir ülkeye sıfır. Çıkan para da 800 milyon dolar civarında. 1 milyar dolara yakın para çıktı. Türkler girip dışarıya gitti. Bu da ilk defa oluyor. Şimdi bunları biz görmeyelim mi yani? Bakın diyoruz ki AK Parti çok iyi bir performans sergileyerek bir yerden bir yere geldi. Bu saatten sonra dönmüyor. Neyin? Uluslararası ticaret yerli yatırımcılar dışarıda yatırım yapıyor Serkan Bey. Bakın Türkiye'den dışarıya para gidiyor. Düşün yani. Son söz. Yana, hukuk güvenliği dediğiniz konuda evet. Yabancı yatırımcı tahkim şartıyla buraya geldiği ortamda hukuk güvenliği cümlesi olmadı. Liyakat, şeffaflık geliyor, ayrı bir cümle, hukuk güvenliği ayrı bir cümle. Üç ayaklı tahkim değil yani. Üç ayaklı bir hukuk güvenliğini de yaratacaksanız, şeffaflığı da liyakati de yaratacaksınız. Bu üçünü yaratabilen bir siyasi hareket bugün artık bu üçünün hiçbirini yaratamıyor. Tablo da ortada. Millet de her şeyi görüyor. Bugün Haymanalı çiftçinin beyefendi aktardığı şey kadar gerçek bir şey olamaz. Artık herhangi bir şey konuşmaya gerek yok. Şimdi burada anlatmış konuşurken de gübre fiyatlarının tekrar güncellendiğini söylüyorlar. Bir son Ali Bey'e söyleyeceğim. Son iki şey. Bir, geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk bunu. 2002-2007 performansının karnesini bu millet AK Parti yeniden iktidara getirerek vermiştir. 2007-2011'i de vermiştir 2011'de. 15'in, 18'in oradaki performansların, başarılı performanslarının karşılığını AK Parti seçimlerde yeniden tek başına iktidara gelerek almıştır. Dolayısıyla bize 2002'den 2020'ye böyle bir hikaye anlatılmasın. Millet onların karşılığını verdi. Şimdi 2018, 2023'ü göreceğiz bakalım. İkinci de şunu. 2018'de de verdi bu mantıkla. Evet. Bir dakika. Tabii, 2018 ne dediği anlaşılmadı Ali Ercoşkun'un. Duyalım tekrar. Neden anlaşılmasın dediniz? Neden bu anlatılmasından rahatsızlık duyuyor Gürkan Bey? Tabii ki bir kıyaslama yapacağız ki elde edilen hani gelinen noktayı ortaya koyacağız. Tamam. Kıyaslama yapmadan gelinen noktayı nasıl ortaya koyabiliriz? 2002'den şunu yaparsanız yanlış yapın tabii. Gayet sağlıklı ve doğru da bir şeydir ama 2002'deki tabloyu alıp 2020'de şuraya getirdik dediğinizde sanki biz 2002'ye bakarak 2020'ye oy verecekmişiz, insanlar oy verecekmiş gibi bakmazlar. Siz 2018'den sonra aldığınız yetki üzerinden 2023'te bir oy alacaksınız. 2002'den sonra değil. Evet. 2002-2020 evet, arasında da gelince Türkiye'de şunu anlamak lazım. Biz Ankara'da senelerce bu Süleyman Demirel'den bunu dinledik. Şuradan şuraya geldik. Buradan 1970'lerde hatta. İşte Türkiye şuradan şuraya geldi. İşte 300 dolardan 1000 dolara geldi. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda şuyduk da ondan sonra buraya geldik. Milli gelirde, ihracatta falan. Orada da ölçü mukayeseli bir bakmak gerekir. Mukayeseyle bu değerlendirmeyi yapmak gerekir. Milletin bunu bilmesi lazım. Peki biz buradan buraya geldik de bize yakın ülkeler nereden nereye geldi? Mesela İtalya nereden nereye geldi? Mesela İspanya nereden nereye geldi? Portekiz nereden nereye geldi? Hadi bakalım. Şimdi geçtim şu son dönemde bakacaksak Romanya, Bulgaristan gibi Türkiye ile kıyas kabil olmayan çok daha geri ekonomik olarak da siyasi olarak da ülkeler nereden nereye geldi? Bu ölçülere baktığımız zaman bir değerlendirme anlamlı olur. Yoksa biz burada tabii ki ileriye doğru gidiliyor. Bir sürü konuda ileriye doğru gidiliyor ama ne kadar gidiliyor? Sonuçta bir dünya ekonomi pastasından aldığımız pay. 1920'lerde, 40'larda, 60'larda neydi? AK Parti iktidara geldiğinde neydi? Bugün nedir? Eğer anlamlı bir fark varsa Türkiye'nin lehinde takdir edelim bakalım ama bizimle nüfus, ekonomik güç, işte kapasite, potansiyel olarak yakın ülkelerin performanslarını da görmeden biz şuradan şuraya geldi de diye konuşmak çok anlamlı değil. Bu kadar. Peki, çok teşekkürler. Yunus Emre Bey'e bir döneceğim. Evet. Ama sonrasında da araya gideceğiz değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam, Yunus Emre Bey'in ardından araya gideceğiz. Evet. Buyurun. Ya bir konuyu açıklamak istedim müsaadenizle. Tabii. Şimdi efendim bakınız, aslında milletimiz bir ders 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'ye verdi. Yani 2018 seçimlerinde AK Parti kazandıktan sonra bir takım önemli ekonomik sorunlar 2018 yazında az önce ifade etmiştim ilk bölümde oluştuktan sonra vatandaş o sorunları yaşarken AK Parti ne dedi? İşte patates terörü var, soğan terörü var dedi. Baskınlar yaptı, tanzim satış mağazaları açtı ve sandıkta vatandaşlarımız büyük bir ders verdi. Şimdi AK Parti bu dersi alıp ya benim ne yapmam gerekir, Türkiye'nin ihtiyacı nedir diye buna yoğunlaşmak yerine hukuksuz bir şekilde bir baskı ortamı oluşturarak İstanbul seçimlerini iptal ettirdi. O dersi çıkartmadı. Ve daha ağır bir dersi bu sefer. Yani bizim 15 bin oyla kazandığımız seçimi hatırlayın Mart'ta. Bu sefer 800 bin oy farkla bir ders verdi İstanbul'da seçmenler. Oradan sonra durum daha da kötüye gitti, az önce ifade ettim. Şimdi buradan da ders çıkartmak yerine yine efendim Kılıçdaroğlu'nu suçlayan, efendim Gezi Parkı'nda bilmem 2013'te şöyle oldu böyle oldu diyen falan bir mantıkla karşı karşıyayız. Bakın, Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşmazsak, bunları çözemezsek, doğru teşhisler koymazsak yarınımız bugünden daha da kötü olur. Kübra Hanım, şimdi bakın altta da yazıyor Genel Başkanımızın ifadesi, baharı yaşıyoruz, yağmur gibi zamlar gelecek. Şimdi bu az önce ifade ettiğim gibi bir beklenti değil, aksine bir tespit. Çünkü niye böyle? Şimdi benim önümde de var. Az önce bir ölçüde İdris Bey'le temas etmişlerdi. Ya şimdi bir yıl içerisinde gübredeki artış %62. Bakın, bir yılda gübredeki artış %62. Bir yılda hayvan yemindeki artış %31.7. Tarımsal makinelerin bakımı, onarımı, burada artış %32. Enerji fiyatları tarımda %23 artmış. Veteriner harcamaları %20 artmış. Topyekün tarımdaki girdi maliyetleri, yani tarım üretimi yapabilmek için harcanmak durumunda bulunan maliyetler %30 artmış. Şimdi gıda fiyatları niye artıyor derseniz, temelde tarımdaki bu artan girdi maliyetleri sebebiyle artıyor. Ancak siz bunları çözecek adımlar atmak yerine 2013'te şöyle olmuştu, efendim Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir demeci vardı falan deyip sorumluluğu kendi üzerinize almak, doğru teşhisler yapmak yerine böyle yapıyorsunuz. Az önce çok önemli bir nokta da vardı, onu da boş bırakmak istemem, not etmek isterim. 2002'de AK Parti'nin gelişini söylediler. Şimdi 2002'de AK Parti geldiği zaman ne dedi? Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Şimdi bu doğru bir vizyon. Ya şimdi bunu söyledi diye, doğru bir şeyi söyledi diye AK Parti ben yanlış mı diyeceğim? Yani Türkiye'nin 2002'sinde AK Parti doğru bir teşhis yapmış. Yani yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar deyip iktidara gelirken doğru teşhis yapmış. Ama bugün bu gerçek sorunlarımızın üzerine örtmeye çalışıyorlar. Söylemeye çalıştığım bu. Gerçek sorunları efendim konuşmadan ve çözümlerini konuşmadan 1000 tane market açacağım diyorlar. Şimdi efendim bakın, bu sorunları çözememesinin bir sebebi de tabii ki araç ellerinde kalmadı tabii. Yani eskiden piyasayı düzenleyebilecek devletin elinde, iktidarların elinde belli araçlar vardı. Bunları da kademe kademe devre dışı bıraktılar. Ya hatırlayın, bizim geçmişte bir et balık kurumumuz vardı. Şeker fabrikalarımız vardı. Gene var. Yani ya şimdi bugün şeker fabrikaları nerede var? Et balık kurumunu ne hale getirdiler? Rica ederim, lütfen ciddiyete davet ediyorum sizi. Bunun yanında kira fiyatları söylendi. Ya kira, yani biz İstanbul'da, ben İstanbul milletvekiliyim. Açıklıkla şunu ifade edebilirim size. Çok uzun süredir Toplu Konut İdaresi İstanbul'da sosyal konut yapmıyor kardeşim, yapmıyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz, yapmıyor. Bir takım büyük sermayeye enjekte edilen markalı konut projeleri var. Bunlar ne hikmetse belediyelere bırakılmıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uhdesine alınıyor. Gerekli imar düzenlemeleri böyle yapılıyor, belediyeler devre dışı bırakılarak. Ve TOKİ İstanbul'da sosyal konut yapmıyor, markalı konutlar yapıyor. İstanbul'da da kira fiyatları tutulamıyor. Bizim belediyenin konut şirketi var. Onlar konut yapmak istiyorlar. Onlara da imkan vermiyorlar. Böyle bir ortamda da kira fiyatları patlıyor tabii. Bir de bunun üzerine Suriye İç Savaşı'nın başından beri Türkiye'ye gelen sığınmacıları eklediğiniz zaman çok ağır bir manzara ortaya çıkıyor. Yani bunun Kılıçdaroğlu'yla, efendim dış güçlerle, başkalarıyla falan ilgisi yok. Yani dış kaynaklı bir şekilde İstanbul'da var. İmar rantını ne yazık ki belli bir mecrada böyle kendileri bakımından avantajlı kılacaklarını düşünüyorlar. Sosyal konut İstanbul'da yapmıyorlar. Bu yüzden kira problemi var. Şimdi ben ilk bölümde de söyledim. Ali Ercoşkun dedi ki yurt dışı kaynaklı manipülasyonlar var. Sayın Kılıçdaroğlu da Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diyerek yabancı sermayenin Türkiye'ye girişine engel oldu. Bu eleştirisine ne dersiniz? Evet. Yani Ali Bey tabii çok bizim değerli bir dostumuz. Benim kendisine saygım var. Şahsiyetiyle hiçbir meselem yok ama yani rica ediyorum kendinizi kandırmayın Ali Bey bu kadar. Yani siyasette sorumluluk almak, bakın hesap vermek önemli bir erdemdir. Ve olayların sorumluluğunu almak da gerekir. Yani şimdi İzmir'de deprem oluyor. Deniyor ki ey vatandaşlar niye orada konut yapmayı tercih ettiniz? Ya şimdi bu olmaz. Yani sorumluluk gereği bu tartışma böyle yapılamaz. Evet şimdi bakın müsaade eder misiniz? Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye'de bir işin sorumlusu, siyasi sorumlusunun belli olması lazım. Bununla ilgili hesap verme, hesap sorma mekanizmalarının olması lazım. Yani Türkiye'de bu kadar ağır bir manzara olacak. Siz bunu konuşmak, tartışmak yerine başkalarına, Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesine şey yapacaksınız. Bunu söyleyeceksiniz. Ama bu çok önemli. Bu kadar önemli görüyorsanız Sayın Genel Başkanımızın açıklamasını ne güzel. Emin olun iktidara geldiğimizde can ve mal güvenliğini sağlarız. Bunu da dünyaya açıklarız. O zaman bütün sorunlar ortadan kalkar. Şimdi bakın olayların Türkiye'de karşı karşıya bulunduğumuz büyük ekonomik buhranın farkında olalım. Bugün icra dosyalarının sayısı, bakın Serkan Topal şimdi karşımda görüyorum hukukçu, icra dairelerindeki dosya sayısı 22.9 milyon. İcra dosyaları, Türkiye'de icra dairelerinin önünde bulunan dosya sayısı 22.9 milyon. Az önce ifade ettim, bankaya borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısı 3.6 milyon. Yani şimdi böyle bir manzara varken Kılıçdaroğlu böyle söyledi, dış güçler böyle söyledi, patatesleri, soğanları bir yerlere kapattılar, o yüzden oldu. 10 liraya nasıl çıktı Yunus Bey? Bunlardan lütfen çıkalım. Bakın bizim İsmet İnönü döneminde dünyada 2. Dünya Savaşı varken o günün Türkiye'si milyonlarca genç erkeği askere almak durumunda olduğundan tarımsal üretim çökmüşken İnsanlar açlığa mahkum olmasın diye ekmeği karneye bağlamıştı, değil mi? Birkaç yıl sürdü bu. Ya bunu senelerce dilinize doladınız. CHP iktidarında bundan 80 sene önceyi konuşuyoruz Kübra Hanım. 80 sene önceyi. CHP iktidarında karneyle ekmek. Ya bugün siz market açıyorsunuz, market. Market açmaktan bahsediyorsunuz. 2021'in Türkiye'sinde. Ben soruyorum size Sayın Ercoşkun, bugün Fransa'da Fransız hükümeti kaç market açıyor? Almanya'da Alman hükümeti kaç market açıyor? Fransa'da da çiftçi kaç market açıyor? O yüzden çok rica ediyorum. Yani lütfen sizi ciddiyete davet ediyorum. Çok centilmen bir insansınız. Çok saygın bir insansınız. Ben saygı duyuyorum size. Ancak çok rica ediyorum. Yani bu örnekler önümüzde duruyor. Bu soruları bakın ben çok da çoğaltabilirim. Bu bahsettiğim sayılar hangi medeni ülkede var Allah aşkına? Yani nüfusunun neredeyse 1/4'den fazla icra dosyası hangi ülkede var? Nüfusunun 5%'i bankalardan aldığı krediyi ödeyemeyen konumda bulunan kaç ülke var? Şimdi bunlar çok ağır manzaralar. Bunları bakın AK Parti'ye düşen görev iktidarda bulunan parti olarak bunları teşhis etmektir. Toplumun önüne çıkıp bunların nasıl çözeceğini anlatmaktır. Ama Kılıçdaroğlu'nun şu açıklaması, dış güçlerin şu oyunları falan bunlarla AK Parti bakın kendisi de kaybediyor. Bunun da görünmesi lazım. Ya vatandaşımız bu konularda çok uyanıktır. Bilir bakın yerel seçimde de tekrar ifade edeyim. Çok ciddi bir ders verdi AK Parti. 52.3 Cumhuriyet İttifakı'na oy verdi. Bu sarı kart gösterdi. Türkiye yani geneli %52,5 aldı Cumhur İttifakı diyor Serkan Topal. Ya efendim o sizin tabii oranınız. Ben size söyleyeyim İstanbul'da benim bildiğim biz %54 oy aldık. İstanbul'da 1980'den sonra İstanbul'da alınan en yüksek oy aldık biz. Yani bilmiyorum kim söyledi bu soruyu bana, kim yöneltti? Serkan Bey mi? Serkan Bey, Türkiye geneli. MHP'nin belediye sayısı da %100 arttı. Demek ki o beka söyleminin de seçmende çok karşılığı olmuş. Oradan da sizin seçmenle ilgili bir ders almanız gerekiyor. İstanbul'da partisinin Serkan Bey de tabii kendisi de aday oldu Beşiktaş'ta. %kaç oy aldı merak ediyorum. Bizim adayımız onu da sorarlar. Evet 16,5 oy aldı. Şimdi efendim bakın Şimdi bizim %3-5 de fark etmez. Vatandaşımızın bütün oyuna biz kıymet veririz. Bu mesele değil. Ama ben bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Bir ders verdi AK Parti'ye. Yani İstanbul'u kaybetti, Ankara'yı kaybetti. CHP'nin hazır kitlesiyle milletvekili olmuş gelmiş burada benim aldığım oyu. Şimdi hassasiyetiniz vardı kişiselleştirme noktasında. Evet, sizden ben duyamıyorum sizi. Duyamıyorum. CHP'nin hazır oylarıyla milletvekili seçilip benim Beşiktaş gibi bir seçim bölgesindeki aldığım oyu mu dilinize doluyorsunuz? Anlamadım. Ben bir şey dilime dolamıyorum kardeşim. Ben gerçekleri anlatıyorum. Gerçeklerden neden rahatsız oluyorsunuz? Gerçeklerden neden rahatsız oluyorsunuz? Gerçekler sizi niye rahatsız ediyor? Belediye başkanı kontenjanlı olmuyor ama. Daha yeri kazanmak gerek. Gerçekler sizi rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Gerçekler sizi niye rahatsız ediyor? Ben de sizin gerçeğini söyledim. Evet. Araya gitmem gerekiyor Yunus Bey. Gerçekler sizi niye rahatsız ediyor? Gerçeklerden rahatsız olmayın. Gerçek şudur bugün. Cumhur İttifakı'nın yönetiminde Türkiye'de 22.9 milyon icra dosyası var kardeşim. Tamam mı? 3.6 milyon vatandaş bankaya borcunu ödeyemiyor. En ufak umudu yok. Bugün tarımda girdi fiyatları %30 artmış. Bunları biz konuşmayalım. Ne diyelim? Efendim her şey çok güzel Yunus Türkiye'de. Ya inanacak insan var. Kendi inanmadığınız şeylerin bizim inanmamızı bekliyorsunuz. Bu hayalcilikten kurtulun. Bir kere daha yüzünüze vuracak. Rahat olun. Peki. Serkan Topal'in de gördük son yerel seçimlerde. Son önerisi var. Bunu da soracağım. Daha da göreceğiz. Daha da göreceğiz. Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş diğer başlıklara geçeceğim ama ekonomi konusunda katkı vermek isteyen, ben şunu eksik söyledim diyenlere bir son kısa söz hakkı turu vermek istiyorum burada. Ali Ercoşkun, sizde var mı söyleyeceğiniz bir şey, yoksa Serkan Bey söz istiyor? Tabii. Yani özellikle şunu söylemek isterim. Gürkan Bey birkaç konuya değindi ama aslında AK Parti dönemindeki sınamalarda sadece iç meselelerle alakalı konuları gündeme getirdi. 2009 yılındaki yaşanan dünya kriziyle beraber. Ama şöyle bir bakarsak eğer, özellikle o bahsettikleri, atıfta yaptıkları dönemde, yani Türkiye'nin gelmiş olduğu noktadan biraz daha geriye giden dönemde 2 tane, yani 2009 başta olmak üzere 2 tane dünya krizi yaşandı. Arap Baharı gerçekleşti ve Arap Baharı ile beraber bizim merkezinde olduğumuz bölgede bir yangın yerine döndü ortalık. 930 kilometre sınırımız olan Suriye'de bir terör devleti kurulmaya çalışıldı ve Türkiye burada oluşturduğu tampon bölgeyle, Fırat kalkanıyla vesairesiyle bu devletin kurulmasını engelledi. Kuzey Irak'ta gerçekleşen bağımsızlık referandum durumuyla beraber ve şu anda terörle mücadelede çok ciddi manada bir başarı elde ediliyorsa, bütün bunların, yani bu mücadelenin neticesinde bunlar oluyor. Mavi Vatan'da eğer biz çıkarlarımızı koruyorsak, bunun yanında Libya'da gene kendi ülkemizin çıkarlarını koruma peşinde hak ve adaletten ayrılmadan bir mücadele ortaya koyuyorsak, tabii ki bunların bir maliyeti var. Veya Karabağ'da işte o Ermeni zulmüne karşı Azerbaycanlı kardeşlerimizle mücadele ederken bu maliyetleri görmemiz lazım. Yani sadece içerideki sınamalar değil, etrafımızda çok büyük sınamaların çok büyük maliyetleri de oldu. Bunu da görmek lazım ve dünyada da sadece Türkiye'de sebze meyve fiyatları veya gıda fiyatları artmıyor. Şimdi gübreden, yemden örnek veriyoruz. Bakın çok kolay bir şekilde bu rakamlara ulaşırsınız. Üre fiyatları 2019'da 247 dolarken şu anda dünya piyasasında 400 doların üzerinde. Yani %80'den fazla bir artış olmuş. DAP gübre fiyatı ise 390 dolardan dünya piyasasında 720 dolarlara çıkmış. Neredeyse 2 katı. Türkiye'deki artış ne? Dolar bazındaki bu artışa rağmen, döviz kurlarındaki bu kadar artışa rağmen oradan çok daha aşağıda. Neden? Ortaya konulan, devletin, hükümetin ortaya koyduğu vergi ve sübvansiyon tedbirlerinden dolayı. Geçmişte mazota bir destek verilirken şu anda 40 kaleme destek veriliyor. Yani bütün bunları görmezden gelmemek lazım. Eğer bir sıkıntı yaşanıyorsa bunun tek bir sebebi yok. Bu sıkıntıları göz önüne alıp gereğini yerine getirmek de bu hükümetin görevi. Şu anda zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı tam da bu. Peki AK Parti ders verdi yerel seçimde diyor Yunus Emre Bey. Az önce bir daha araya gitmeden tekrar etti. Ama AK Parti buradan ders çıkarmadı. Yine aynı şekilde devam ediyor dedi. Yunus Emre Bey söyledi. Olur mu? Şimdi AK Parti aslında baktığınız zaman oransal olarak veya ittifak olarak bakmak lazım. Çünkü artık bundan sonraki mesele tamamen bunun üzerine bina ediliyor. Serkan Bey net bir şekilde söyledi. Aslında Türkiye genelinde oy oranına baktığınız zaman herhangi bir kayıptan bahsetmek mümkün değil. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakla beraber, gizli veya açık ittifaklarla beraber özellikle sağ tandası diyebileceğimiz sağ motifler içeren adaylarla birlikte İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da elde ettiği bir başarı var. Biz bu başarıdan da bir ders çıkarttık. Gereğini yerine getiriyoruz. Hiç merak etmesinler. Peki İdris Bey? Özellikle şunu ifade edeyim. Yani ekonomiye dair söylenen sözler aslına bakarsanız biraz önce Ali Bey'in söylediği hadiselerle alakalı. Dışarıda döviz bu. Biz sadece yanı başımızdakiler örnek verelim. Yani ekonominin geldiği nokta itibariyle. Bir dönem Bulgaristan'ın durumu neydi? Şu anda Bulgaristan'ın parasının Türk parası karşısındaki değeri nedir? En azından bunu bir örnek verelim. 1'e 5. Gürcistan, düne kadar bizde çay ve fındık toplamaya gelenlerin parası bizimkinin şu an itibariyle 3 katı daha değerli bir hale geldi. Şimdi kıyas ederken eşitler arasında kıyas edeceğiz. Putin 2000'lerde göreve geldiğinde 22. dünyanın en büyük ekonomisinden bugün 11. büyük ekonomiye getirdi. Oysa şu an itibariyle hala ben şuna inanıyorum. Türkiye'nin dinamikleri çok güçlü. Türkiye'de yeter ki ortak akıla dayalı kurumsal yapıların işletilebildiği bir sistem inşa edilsin. Bunu zaman zaman Deva Partisi'nin bu söylemlerini biraz ütopik gibi görüyorlar. Ama hukuk olmadan bir şeyin olmayacağını, ehliyetli, liyakatli kadroların olmaması halinde asla ve asla adım atılamayacağını biz iddia ediyoruz. Neden iddia ediyoruz? Bunu özellikle ifade etmekte fayda var Kübra Hanım. Bu ülkenin yeraltı zenginlikleri çok fazla değil bölgemizdekilere göre. Güneyimizdekilerin petrol zenginliği var, diğerlerinin farklı doğal gaz zenginlikleri var ama Türkiye'nin böyle bir zenginliği yok. Türkiye'nin en büyük zenginliği insanı ve kaliteli müteşebbis insanı. Ve bu ülkenin ekonomisini nasıl düzeltirsiniz? Bu ülkenin ekonomisini üretime dayalı olarak bir büyüme hamlesiyle düzeltebilirsiniz. Peki, üretime dayalı büyüme hamlesi yani, de... Burada hem tam zamana gelmişken evet. Serkan Topal'ın eleştirisini sorayım. Muhalefet eğer bir reçetesi varsa... Bunu şimdiden sunsun, söylesinler bize somut olarak. Çok, muhalefet somut olarak... Bakın çok rahat olarak söylüyoruz. Şimdi şunu iddia ediyoruz biz. Türkiye'nin şu an itibariyle bir Kanal İstanbul diye iktidarın tutturduğu bir proje var. Doğru mudur? 22 milyar dolardan başlayıp 60 milyar dolara kadar bir maliyet hesaplanıyor. Biz diyoruz ki şu an itibariyle Türkiye'nin önceliği Kanal İstanbul değil. Biz büyük projelere karşı olan bir parti değiliz Deva Partisi olarak. Makul ise, ülkenin ihtiyaçları varsa bunlar yapılsın. Ancak şu an itibariyle buna ihtiyacımız yok. Bir küresel ısınma diye bir gerçek var dünyada. Ve Türkiye'nin mümbit toprakları suya hasret. Yıllara sari olarak sulama projelerinde ihmaller nedeniyle topraklarımızın çoğu suya kavuşamamış. 600 tane baraj yapıldı. Şu an itibariyle, sadece 14 milyar dolarla Türkiye'nin bütün toprakları sulanabilecek kanallara, su kanallarına ulaşabilecek boyutta. Ve Deva Partisi olarak biz tarım eylem planında da bunu ifade ettik. Türkiye'nin önceliği suya hasret kalan bu toprakları suyla buluşturmaktır. Bereket topraktan fışkıracaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Önce üretim gerçekleşecek. Bu üretim gerçekleşmeden, üretim girdi maliyetleri düşürülmeden, biraz önce gübreden bahsediyoruz değil mi? Tarım Kredi Kooperatifleri marketler açıyor. Peki gübre taş kime ait şu anda? Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir kuruluşu. Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir kuruluşu. Buna çare bulun. Dışarıdan gübre almayı engelleyin. 19 yıllık aralıksız iktidarın bir şekliyle bunları öngörmesi gerekiyor. Ham madde dışarıdan. Bugün söylediğimiz ham maddesi dışarıdan geliyor. Bugün Türkiye'de yok. Türkiye'de bunu burada üretebilecek kapasitemiz var. Nasıl? Petrole dayalıdır gübre ham maddesi. İdris Bey, sadece gübre yani? Taşın petrol yok bu fiyatları nasıl düşürebilecek yani? İmkanı var. Sabahtan beri söylüyorsunuz. Sadece petrole de, dayalı olarak değil. De, başka bırakın de, tamam şimdi petrole dayalıdır. Gübreyi geçtik. Yeme pekala ne diyeceğiz? Yeme ne söyleyeceğiz? Sılaçta mı ekemiyoruz biz? Arpa buğdayda mı ekemiyoruz? Bakın bu Ali Bey. Yani şunu deseniz ben anlarım. Emtia fiyatları ya Bey, dünya haklısın. Piyasasında belirlenir. Biz sizin iddia ettiğiniz noktada liyakatli kadroları bu iktidar döneminde gerçekleştiremiyoruz. Tarımın başına tarımdan hiç anlamayan bir arkadaşı getirdik. Bu bir vebaldir. Ülke adına bir vebaldir. Arkadaşınız için de büyük bir yüktür. Biz bunları görüyoruz. Orman yangınları çıkıyor, orada çaresiz bir şekilde olay yeri tespit komisyonu üyesiymiş gibi olay mahalline gidiyor. Ve diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz buraya geldik. Hadise vuku bulduktan sonra. Yangın yerine dönmüş tabii, Türkiye. Şurada özellikle yangınlar ve diğer hususları. Bakın bunların hepsi iş bilen insanlarla. Bu ülkenin insan kaynağını biz Almanya'ya gönderdiğimiz iki isimle şu anda Almanya dünyada aşıyla mücadelede özellikle Covid aşısını bulan bizim gurur kaynaklarımız bunlar. Bu ülkenin bilime, akla önem verdiği dönemlerde çok güçlü isimler yetiştirmiş ve bu güçlü isimler bugün dünyada bir katma değer yaratıyor. Silikon Vadisi'nde katma değer yaratıyor. Mesela Deva ekonomisinde bunların üretime dayalı, bilişim sektöründe çok büyük işler yapılacak. Yazılım sektöründe bu çocukların, gençlerin önü açılacak. Üniversitelerimizde serbest düşüncenin, fikriyatın önü gerçekleşecek. Bakın pek çok bir örnek son, onunla tamamlayalım. Demin ortamın önemli olduğunun için söylüyorum. Bazen yurt dışından gelirken girişimcilerle karşılaşıyoruz. Diyorlar ki biz Türkiye sınırlarına çıktığımız zaman ayrı bir özgürlük ortamında farklı bir vizyonumuz gelişiyor. Ne zaman ki buraya geldiğimiz zaman o vizyonu kaybediyoruz. Sebep belirli korkular, belirli endişeler. Ve bugün biraz önce Gürkan Bey çok önemli bir tespit yaptı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye'nin yatırımcısı dışarıdan gelen yatırımdan daha fazla bir miktarı yurt dışına götürüp yatırım yapmış. Bu ülkenin insanı götürüyor. Yatırımı Mısır'a yapıyor. Bu ülkenin insanı Romanya'ya yapıyor. Bu ülkenin insanı Polonya'ya yapıyor bu yatırımı. Niçin yapıyor? Bu ülkenin sistemine ve yönetim tarzına şu an itibariyle güvenmediği için. O nedenle bu ortamı sağladığımız zaman üretimin de istihdamın da çok çok daha farklı noktalara gideceğinden en ufak şekilde şüpheniz olmasın. Türkiye'nin bu kaynakları var. Yerin altındakine değil ama yerin üstündeki insan kaynağımıza biz güveniyoruz. O insanımızla bu işleri gerçekleştirebileceğimize yürekten güveniyoruz ve inanıyoruz. Peki Serkan Bey söz istemiştiniz galiba. Şimdi Kübra Hanım konuşmaları yine dinledik. Bir hikaye vardır. Ben bunu çok sık anlatırım. Tilkinin biri kayalığa kuyruğunu sıkıştırır. Feryat figan, kuyruğu kopar. Artık der ki hayat benim için cehennem oldu. Herkes benimle dalga geçecek derken bir başka tilki gelir. Der ki hayırdır tilki kardeş ne oldu der kuyruğuna. Kendim kestim der. İnanılmaz da mutlu oldum. Dünyanın en mutlu tilkisiyim der. Kesinlikle senin de denemen lazım der. Ve ikna eder. Diğer tilki de kuyruğunu keser, feryat figan. Der ki, ya hani mutlu oluyorduk, niye bana yalan söyledin der. Der ki artık sus, konuşma, ikimiz suç ortağıyız. Kendi cehennemimize ne kadar çok kişiyi ortak edersek, o kadar az kişi bizimle dalga geçer der. Dolayısıyla bugün burada muhalefetin, sevgili Yunus Emre'nin çizdiği felaket senaryosuna, çizdiği bu cehennem senaryosuna bizler ortak olmayacağız. Biz bu millete güvenmeye devam edeceğiz. Bu devlete güvenmeye devam edeceğiz. Ve de dediğim gibi muhalefete millet yerel seçimlerde belediyeler verdi. Yani HDP'nin desteğiyle o koltuklara oturtturdular. Ve canları sıkıldıkça parmak sallayıp bunu hatırlatıyorlar. Dolayısıyla bazı makamlara birilerinin bizim sayemizde oturdunuz demesindense sadece Türk milletinin iradesiyle makamlara oturmak veya oturmamak daha kıymetlidir sevgili Yunus Emre. Ve yine senin bahsettiğin üzere kendini... Kübra Hanım ben de söz istiyorum. Önemli bir siyasi figür ve aktör olarak görüyorsan bir dahaki seçimlerde Sultan Gazi'de, Konya'da Cumhur İttifakı'nın %80-85 oy aldığı bir yerde siyasi ağırlığını hepimize gösterirse hepimiz de çok mutlu oluruz. En azından ben Millet İttifakı'nın %85 oy aldığı, İYİ Parti, HDP'nin aday çıkarmadığı yerde davamı temsil noktasında ve orada demokrasi yarışına renk katmış biriyim. Örneğin sen bir dahaki dönem kontenjan milletvekili olmak yerine lütfen Sultan Gazi'de siyasi ağırlığını hepimize gösterirsen ve artık bu vatandaşları da kendi yarattığınız cehenneme ortak etmekten vazgeçerseniz hayırlı bir iş yapmış olursun. Her programda şimdi Kübra Hanım, bu şekilde bir kişiselleştirmeye giriyorsun. Bunu da anlamış değilim. Bırakalım vatandaşımıza siz muhalif olarak ekonomik sorunlar varsa bunu anlatın. Varsa çözüm öneriniz sunun. Yoksa da zaten 2023 seçimlerinde Gürkan Bey'in ifadesi, halk 2018'de 2023 performansını değerlendirir, bir tasarrufta bulunur. Ama şunu unutmayın, bu halk sadece ekonomik sahiplerle oy kullanmayacak. Sizlerin son dönemde milli meselelere karşı tutumunuzu da sandığın başına gittiğinde aklına getirebilecek ve yine unutmayın, bu milletin, bu CHP'nin tencere kaynatacağına dair en ufak umudu yok. Yani 23 milyon icra dosyası sizin iktidarınızda 40 milyon olacak noktasında bu millette bir algı var. Buradaki konuşmalarınızla da bu algıyı güçlendiriyorsunuz. Diyorlar ya son dönemde muhalefet gündemi tutuyor diye. Bence bu bir iktidarın taktiği, çünkü muhalefet oluşturduğu gündemlerde boğuldu. Ekonomik problemler var diyor, parlamenter sisteme geçeceğiz, ben başbakan olacağım diyor. Millete 5 seçim vaat ediyor. Ekonomik problemlerin çözümü noktasında geliyorlar burada. Vatandaşın ya asgari ücreti 5.000 lira mı yapacaksın? Gübre fiyatlarını nasıl düşüreceksin? Ev fiyatlarını nasıl düşüreceksin? Bey, bunların hiçbirine dair bunların hiçbirine dair umut dahi veremezken bir yandan da Millet İttifakı iktidarında milletin çok önemli kaygıları olacak. Bu konuda biz çok önemli kaygıları var milli meselelerde. Türkiye'nin küresel güç, bölgesel güç olma hamleleri acaba sekteye mi uğrayacak diye seçmen Yunus Emre'ye bir söz vereyim, soracak. Diğer başlığa geçeceğim. Sadece bir şey söyleyeceğim İdris Bey. Buyurun. Şimdi birazdan konuşuruz zaten. O 5 seçim hesabı şuradan çıkıyor. 2023 seçimleri kazanırsanız referanduma götüreceksiniz. 2 genel seçime götüreceksiniz. Arkasından kazanırsanız referandumu. Hiç merak etmeyin. Bir seçimde bitireceğiz. Bir seçimde bitireceğiz. Nasıl olacak o? 2023'te tek seçim. Bir seçimde bitireceğiz. Referandumsuz mu? Evet efendim. Referandumsuz 400 milletvekilini muhalefet bloğuna bu millet verecek. Kaç verecek? 400 milletvekilini muhalefet bloğuna verecek. 360 milletvekili çıkartmak için yüzde kaç oy almanız gerekiyor? Bakın 56-57. Gürkan Bey şunu söyleyeyim. Bu milletin terazisi için tam bir kuyumcu terazisi. İşte bu bakışla neyin olmayacağını ifade etmiş oluyorsunuz. 2002'de de bu hesapları yapıyordu iktidar ortakları. Hadi birazdan onu konuşalım. Ama üçü birden o koalisyonun ortakları baraj altı kaldı ve %34 ile AK Parti tek başına iktidar oldu. Altı muhalefet partisinin bugün mecliste verdiği görüntüyü getireceğim ekrana. Yunus Emre sözlerini tamamlar tamamlamaz. Buyurun Yunus Emre Bey. Evet. Şimdi Kübra Hanım, bir örnekle derdimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'na Türkiye'de karşı karşıya bulunduğumuz yurt sorunu soruldu gazeteciler tarafından. Ama Sayın Bakan yurtlarla ilgili meseleyi anlatmak yerine, yani Türkiye'de öğrenci yurtlarında, yüksek öğrenimde durum nedir, ihtiyaçlar nedir, sorunlar nedir, buna yanıt vermek üzerine bir baktık Mavi Vatan'dan bahsetti, PKK teröründen bahsetti, bu türden bir takım konuları gündeme getirdi. Bunu şunun için söylüyorum, bakın. Aynı Gençlik ve Spor Bakanı doğru bir şey yaptığında, yani bu yaz Japonya'daki olimpiyatlarda gidip sporcularımıza destek olduğunda, orada bizim sporcularımızın başarılı olması için, onların moral bulması için katkı verdiğinde biz kendisini tebrik ettik. Bizim grup başkan vekilimiz Özgür Özel de, bizler de, bizim arkadaşlarımız da çok doğru bir şey yaptı Spor Bakanı, kutluyoruz dedik kendisine. Ama şimdi bunu yapınca biz ne diyelim? Yani kendisine yurt sorulduğunda Mavi Vatan'dan bahsederse, PKK teröründen bahsederse biz buna ne diyelim? Şimdi burada da, şimdi bakın bana mesajlar yağıyor. İzmir'den bir öğretmen mesaj atmış. Diyor ki hocam ben emekli maaşı alıyorum 4000 lira. TÜP Haziran'dan Eylül'e 2 katına çıktı diyor. Erzurum'dan bir memur mesaj atmış. Ya diyor kış geliyor, kömür geçen seneye kıyasla 2 katına çıktı. Yani şimdi bunlar bakın çok acil, insanların hayatını çok yakından etkileyen, yani ısınma problemi, yemek pişirme problemi gibi çok hayatla ilgili, maddi yaşamla ilgili, gündelik yaşamla ilgili meseleler. Şimdi bunları konuşmamız lazım. Bunları konuşmak yerine, burada bu işin çözümü nerededir bunu konuşmak yerine, tabiri caizse yani izleyenler başlasınlar, topu taca atmanın, hatta yetmez tribünlere atmanın, yetmez stadın dışına atmanın falan alemi yok. Şimdi bakın sordunuz, CHP bu işi nasıl çözecek? Biz bunu diyoruz ki 4 sütun ekonomi politikasının, CHP'nin oturduğu CHP'nin ekonomi politikasının oturduğu 4 sütun var. Birincisi hukuk devleti ve demokrasi. Şimdi bunu söylerken itiraz ediyorlar. Ya bunun ne ilgisi var? Doğrudan ilgisi var. Yani Türkiye ne zaman ki başkanlık sistemi dedikleri bu ucube yönetime geçti, ondan sonraki vaziyeti görüyorsunuz. Yani Türkiye'de tarafsız bir cumhurbaşkanı, meclise karşı sorumlu bir hükümet, biz bunları gerçekleştireceğiz. Siyasi partiler kanunu değiştireceğiz, seçim yasasını değiştireceğiz. Bakın ulusal vergi konseyi tutacağız. Parlamenter sistemde ekonomik kriz çıkmıyor muydu diye sordu Serkan Topal. Mecliste onu da yanıtlayacağım. Mecliste kesin hesap komisyonunu kuracağız. Bakın Türkiye'nin böylesine hesap verme anlayışından uzaklaşması, denetim işlevinin yerine getirilememesi aslında bugünkü sorunlarımızın temelinde yatıyor. Ben hep sizin programlarınızı anlattım, tekrar anlatmayayım. Bir Kütahya Zafer Havalimanı hikayemiz var bizim. Yani verilen hesabın %95, %99 şaştığı falan, yani garantilerin. Bunların örnekleri çok. Bunun yanında yine bu hukuk ve demokrasi başlığında tabii dış politika da çok önemli. Yani Suriye'yi konuştuk. Türkiye'nin yüklendiği bu yüksek maliyetin arkasında yanlış Suriye politikası var. Dış politikadaki yanlışlıklar var. Bu sığınmacı hadisemiz var. Bunları bilmek lazım. İkinci sütun, üreten Türkiye. Biz böyle borçla şişirilen değil, üreterek zenginleşen bir Türkiye'yi gerçekleştireceğiz. Tasarruflarımızı betona yatırmayacağız. Üretime döviz kazandıran faaliyetlere yönlendireceğiz. Yani dijital ekonomiyi, yeşil ekonomiyi kuracağız. Eğitim politikasını paydaşların katkılarıyla yeniden yapılandıracağız. Biz ne diyoruz? Bütün sanayi bölgelerinin yanında yatılı teknoloji liseleri kuracağız diyoruz. Ekonomik Sosyal Konseyi 3 ayda bir toplayacağız diyoruz. Stratejik Planlama Teşkilatı'nı kuracağız diyoruz. Uluslararası standartlara uygun bir yeni kamu ihale yasası çıkartacağız diyoruz. Bakın bu iktidar döneminde kamu ihale kanunu 190 küsür defa değiştirildi. Kübra Hanım, bizim 3. sütun tabii ki güçlü sosyal devlet. Zenginliğin hakça paylaşılması. Aile Destekleri Sigortası Kurumu'nu oluşturacağız. Sendikalaşmanın, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracağız. Büyümeden gençlerin, kadınların da pay alabileceği, onların dışlanmayacağı bir ortamı yaratacağız. Çalışanlarımıza, emeklilerimize sahip çıkacağız. Ve tabii 4. sütun sürdürülebilirlik. Bu dış politikada bakın, mavi vatanda biz ne diyorduk? Türkiye'nin meşru enerji hakkını savunacak mısınız örneğin? Geliyorum. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin Serkan Bey. Orada saldırgan var. Biz ekosistem hakkı diyoruz. Bakın sürdürülebilirlik diyoruz. Çevrenin, doğanın korunması diyoruz. Paris İklim Anlaşması'nı imzalayın dedik. 5 sene sonra bizim söylediğimiz çizgiye geldiniz. Bugün Dışişleri Komisyonu'na geldi. Bu hafta da Genel Kurul'a gelecek. Düzenleyici, denetleyici kurumları ön planda tutuyoruz. Duyamadım. Bugün yasalaştı mı diye sordu ama daha... Bugün Dışişleri Komisyonu'na geldi. OECD ve G20 üyesi olup Paris İklim Anlaşması'nı en son meclisinde onaylayan ülke ne yazık ki Türkiye oldu. Kübra Hanım, üzüntü verici bir manzara ama böyle. Biz 5 yıldır söylüyorduk. Peki. Yani günaydın. 5 yıl sonra bizim söylediğimiz noktaya geldiler. Dört ayaklı bir ekonomi. Ve tabii bu 4. sütun çok önemli. Yani biz bozmadan, yok etmeden kesintisiz bir kalkınmayı bu 4 sütunla gerçekleştireceğiz. Ama bir konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın parlamenter sistem bahsini herhalde konuşacağız. Başka şimdi ona geçeceğim. Bitirdiğiniz anda. İdris Bey tabii çok değerli bir dostumuz, parti yöneticisi. Şunu ben gözlemliyorum. Yani kendisi de daha iyi açıklayacaktır diye düşünüyorum. Tabii farklı programlarımız var bizim. Farklı partileriz, farklı yaklaşım tarzlarımız var, farklı siyasi görüşlerimiz var. Ama bazı konular var ki gerçekten bütün muhalefet kesimlerinde çok geniş bir uzlaşma var. Bunun görülmesi lazım. Örneğin Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi, ama parlamenter sistem derken de 12 Eylül generallerinin oluşturduğu darbe hukukuna dayalı bir parlamenter sistemden değil, topyekun bir demokratikleşme paketinden bahsediyoruz. Peki Yunus Emre Bey, bununla ilgili çok geniş bir uzlaşma var. Ehliyet, liyakat sisteminin kurulmasıyla ilgili çok geniş bir uzlaşma var. Bunların bilinmesi gerekiyor. Bana bir müsaade edin. Arkadaşlar lütfen getirin o fotoğrafı ekrana. 6 muhalefet partisi bugün mecliste bir araya geldi. Bir ilkeler bildirgesi kaleme almak üzere genel başkan yardımcıları düzeyinde yaptıkları toplantıların üçüncüsünü mecliste gerçekleştirdiler. Ortaya çıkacak metin 6 muhalefet partisinin seçim öncesinde ve seçimi kazandıklarında iktidarda izleyecekleri yol haritası niteliği taşıyacak. Bu metni 6 partinin seçim bildirgesi de diyebilir miyiz? 6 muhalefet partisi mecliste niye bir araya geldi? Sistem değişikliği mi? Nedir konuştuğunuz Yunus Emre Bey? Bize bir anlatır mısınız bu toplantıyı? Tabii, açıklayayım tabii. Şimdi efendim bakınız. Türkiye 2016 darbesinden sonra oluşan olağanüstü hal koşullarında bir anayasa referandumu gerçekleştirildi. Ve o anayasa referandumu sonrası Türkiye gitgide demokrasiden uzaklaştı. Öyle ki bizim kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi'nde Türkiye tekrar izleme sürecine, denetleme sürecine alındı. Bu konseyin tayini ilk defa oldu. Yani denetleme sürecinden çıkmış bir ülke tekrar denetleme sürecine girdi. Şimdi bu tabii demokrasiden uzaklaşma bahsinde bu anayasa değişikliği çok kritik bir konu oldu. Ve Türkiye'de bir tek adam yönetiminin tahkim edilmesi bakımından da en kritik dönem noktalarının başında geliyordu. Şimdi biliyorsunuz biz o kampanya sürecinde 2017 referandumunda çok geniş bir siyasi birliktelik oluşturmuştuk. 2018 seçimlerinde de Millet İttifakı bünyesinde 4 siyasi parti bir araya geldik. Tabii ilerleyen dönemde Deva Partisi'nin kuruluşu, Gelecek Partisi'nin kuruluşu, yeni muhalefet yaklaşımlarının ortaya çıkması Türkiye'de siyasal hayatımıza tabii yeni bir zenginlik kattı. Burada Kübra Hanım, kritik konu şudur. Bir parlamenter sistem ihtiyacı konusunda bütün muhalefetin çok geniş bir uzlaşması var. Ancak bu parlamenter sistem vurgusunda 2017'nin öncesine dönelim özlemi yok. Bunun görülmesi gerekiyor. Bakın, bir defa 1982 Anayasası çok ciddi bir problem. Bunun yanında o anayasanın yapıldığı süreçte de, yani 1980 darbesiyle meclis biliyorsunuz kapatıldı 83 Kasım'ına kadar. O 3 yıllığı aşkın sürede çıkan 600'ün üzerinde kanun var. Nasıl çıkan? O zamanki askeri Milli Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği 600 küsür kanun var. Bunların arasında sendikalar kanunu var, YÖK kanunu var. Efendim bir dolu kuruluşun teşkilat kanunları var, seçim kanunları var, siyasi partiler kanunları var. Türkiye'nin bir darbe hukuku var özetle 12 Eylül döneminde oluşturulan. Şimdi bizim tabii muhalefet partileri olarak üzerinde durduğumuz geniş uzlaşma Türkiye'yi evrensel standartlarda bir demokratik ortama taşıma arzusu, mücadelesi. Bunun yanında tabii ki yönetimde ehliyet, liyakat ilkelerini birincil, düzenleyici temel ilke haline getirmek. Şimdi biz burada tabii ki başta söylemiştim, çok farklı siyasi görüşlerimiz var. Ancak bu temelde, yani Türkiye'yi demokratikleştirmek, Türkiye'nin yönetiminde tekrar kurumsal işleyişi, şahsa kişiye bağlılığı değil, kurallara, yasalara bağlılığı hakim kılmak için çok farklı görüşlerimiz de olsa birçok konuda bir araya geliyoruz. Birkaç soru soracağım Yunus Emre. Daha da fazla geleceğiz. Şöyle bir kısa burada, birkaç şey soracağım size. İdris Bey tabii, de burada katkı versin. Şimdi bu 6 tane muhalefet partisinin mecliste bir araya gelmiş olması aslında muhalefetin ittifak fotoğrafı verdiği anlamına da gelir mi? Yani seçimden sonra da siz bu 6 partiyle mi ittifak kuracaksınız? Şimdi efendim ben tabii başka partiler adına bir şey söylemek konumunda olamam. Bu saygısızlık olur. Onların tabii ki temsilcileri açıklamalar yapacaktır. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaklaşımımız, Sayın Genel Başkanımız hatırlayacaksınız bunu son kurultayımızda dostlarımız şeklinde formüle etmişti. Demokrasi fikri etrafında çok geniş bir birliktelik meydana getirmek. Bizim arzumuz budur. Ve bunun da son derece şeffaf, açık bir şekilde ve toplumla bunu paylaşarak yapma arzusundayız. Bunun yanına şunu da eklemem gerekiyor. Gerçekten bu uzlaşma tarihi bir fırsattır Türkiye için. Yani bakın, bu siyasi kutuplaşmadan, rakiplerini düşmanlaştırmadan, bu söylemlerden Türkiye çok çekti. Bundan da sıkıldık artık, bıktık artık. Toplum da bundan bıktı. Türkiye'nin huzura, istikrara, toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu bakımdan çok geniş bir siyasal birliktelik oluşturmak gerekiyor. Bunun yanında şunu da yine eklemeliyim. Çok büyük bir siyasal dönüşüm gerçekleştirmek lazım Türkiye'de. Çünkü demokrasiden çok uzaklaştık. Peki, bir sorun bunun daha var. Mümkün olması için, bunun da mümkün olması için halkımızın çok güçlü bir desteğine ihtiyacımız var. Çok güçlü bir desteğine ihtiyacımız var. Bu bakımdan yani muhalefetin hızla, zaten araştırmalarda da bunu görüyorsunuz, oyları artıyor, desteği artıyor. Bu bakımdan çok güçlü bir destekle biz iktidara, muhalefette bulunan bugün partiler olarak geleceğiz. Tabii bu toplumda büyük bir heyecan yarattı bugünkü toplantı. Onu da ben gözlemliyorum. Tabii biraz, ki daha önce ikili temaslarla, yani genel başkanlar... Araya girmeme müsaade edin. Buyurun. Şimdi... tecrübeli lütfen. Gazeteci, Ankaralı gazeteci Fikret Bila, 6 partinin ilkesel olarak görüş birliğine vardığı maddeleri haberleştirdi. Bir tarafsız Cumhurbaşkanı, 2 güçlü parlamento, 3 tarafsız ve bağımsız yargı, YSK ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'nin başvuru hakkı, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı gibi dikkat çeken bir madde var. Yani YSK seçimde son sözü söyleyemeyecek iddiaya göre. Özgür bir medyanın oluşması için gerekli adımlar, siyasi ahlak yasası, Sayıştay'ın yetkileri ve anayasa değişikliği diye 8 madde var uzlaşılan. Buradan şunu mu anlamalıyız? Aslında bu 6 parti sadece sistem değişikliği için değil de iktidara gelirlerse nasıl bir Türkiye'ye çıkaracaklarına dair bir uzlaşı mı ayarlamaya çalışıyorlar? Çok önemli. Tabii ki öyle. Ya şimdi siyasi ahlak yasasını mesela bir örnek olarak verdiniz. Sizin televizyonunuzda İçişleri Bakanı çıktı ve dedi ki mafyadan $10.000 aylık rüşvet alan siyasetçi var dedi, değil mi? Bu yaşandı. Bununla ilgili ifade falan verecekti. Bu ifadeyi falan da vermedi. Yani siyasi ahlak anlayışının egemen olduğu bir toplumda, bunun da yasa yoluyla korunduğu bir toplumda bu mümkün müdür Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Bu bakımdan yani bu tabii sadece bir örnek. Bu konular, yani Türkiye'de bu çok geniş uzlaşmanın temeli olan konular, aslında bunu görmek lazım. Bizim partiler olarak tabii ki ilkelerimiz, ama toplumun talepleridir Kübra Hanım. Toplum bunu istiyor. Yani Türkiye'de kurumsal bir yönetimin oluşabilmesi için bu ilkelerin hayata geçirilmesini istiyor. Bir son noktayı söyleyeyim değerli konukların da affına sığınarak, müsaadenizle. Bakın, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde bir acil eylem planı açıklamıştı. Hemen ilk aşamada ben bunları gerçekleştireceğim demişti. Yani az önce konuştuk. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar vizyonuyla iktidara geldi. Bir acil eylem planı açıkladı. Kübra Hanım, bakın o acil eylem planında seçim kanunlarında, siyasi partiler kanunlarında değişiklik yapmak var. Yani Türkiye'de siyasal hayatı demokratikleştirme yoluna adım atacağım dedi. Ne zaman söyledi Kübra Hanım? 2002 yılında söyledi. Kaç yıl geçti üzerinden? 20 yıl geçti. 19 yıl geçti. Kaç adım attı? Ne yaptı? Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Kanunu değiştirdi. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Bu sözlerini tutmadı. Bu sözlerini tutmadı. Siyasi partiler kanunu değiştirdi. Değerli dostum, siyasi partiler kanunu değiştirdi derken son bu ittifak seçimleri bakımından yapılan değişikliği değil. Türkiye'de siyasal hayatımızı, siyasetin finansmanı başta olmak üzere, aday tespit yöntemleri başta olmak üzere, partilerin işleyişini demokratikleştirmek başta olmak üzere hangi adımları attı? Çok rica ediyorum. Hadi yeni anayasa yapalım dediğimiz zaman niye o zaman yapacağız efendim, merak etmeyin. Ama Türkiye'de demokrasinin son kalıntılarını ortadan kaldıranlarla yapmayacağız tabii ki, müsaadenizle. En demokratik demokrasiyi içselleştirmiş insanlarla bunu yapacağız. Partilerle bunu yapacağız. Demokrasi anlayışı olanlarla yapacağız. Toplumu kutuplaştırmayan bu seçim açıklamaları yapacağız. Bunu toplum biliyor. Şimdi son Son cümlem alayım Yunus Emre Bey. Lafına sığınıyorum. AK Parti'nin bu konularda hiçbir şey yapamayacağı açıktır. Yapmadığı da zaten ortadadır. Bugünkü sorunlarımızın da temelinde özellikle 2017'den sonra Türkiye'nin içine sokulduğu bu ifadem belki ağır olacak ama yani Türkiye bir deli gömleği giydirilmiştir Kübra Hanım Türkiye'ye ve Türkiye kendi demokratik birikimiyle şu anda bu deli gömleğini yırtıp atmaktadır. Çok farklı kesimlerden siyasi partiler, peki, çok farklı görüşlerden insanlar bir araya geliyorlar, peki, ve Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar atıyorlar. Peki. Ali Ercoşkun, mecliste bu 6 partiyi gördünüz. Bugün bir araya geldiler ve aslında sadece belli ki sistem değişikliği değil de daha geniş bir mutabakat, somut adımlarda anlaşacaklar gibi görünüyor. Bu fotoğraf, bu 6 partinin bir araya gelmesi, başta AK Parti olmak üzere Cumhur İttifakı'nı zora sokar mı? Siz nasıl yorumluyorsunuz bugünkü bu buluşmayı? Şimdi ve sistem değişikliği çağrılarını tabii ki. Evet, öncelikle bu 6 partinin mecliste bir araya gelmesinde bir mesaj verilme gayreti olduğu açık. Nedir o mesaj? Yani aslında şu ana kadar ortaya konulan, hani bundan önceki birçok programda veya süreçte işte Cumhurbaşkanı adayı kim olacak Millet İttifakı'nın şeklinde ortaya konulan o paradigmanın bir nihayete, bir neticeye ulaşamayacağı anlaşılınca seçim gündemini, seçimi devamlı gündemde tutarak belki de dağılmaya yüz tutan, tabiri caizse o ittifakın parçalanmasını engellemek amacıyla belki de daha farklı ittifakları bir araya getirebilmek adına ortaya konulmuş bir tablo olarak ben değerlendiriyorum. Tabii bu tablo ne kadar iş yapar yapmaz, önümüzdeki seçime kadar bu ittifaklar nasıl şekillenir, bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü siyasette akşamdan sabaha durum değişir ve siyasetin tek patronu vardır, o da seçmendir. Şimdi tek patronu seçmen olan bir yapıda seçmene bu kadar, hani Yunus Emre Bey yanlış anlamasın ama seçmene bu kadar ağır bir hani ithamda bulunamaz. Yani hakaret demek istemiyorum. Nedir bu? Patron olan seçmen bir irade ortaya koymuş ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, başkanlık sistemini onaylamış ve millet başkanı seçmiş. Şimdi milletin seçtiği, milletin onayladığı sistemle, milletin seçtiği bir başkanla yönetiliyoruz şu anda ve Yunus Emre Bey diyor ki deli gömleği giydirildi, ucube bir sistem. Kim yaptı bunu? Millet yaptı, millet seçmen yaptı, Ali Bey, siz patron yaptı. Siz yaptınız, millet yapmadı. Tabii, baskı ortamında, bakın millet o oy kullandı. Bakın işte zaten bundan dolayı biz hani bu manada bundan dolayı siz bir adım ileri gidemiyorsunuz. Hani diyorsunuz ya muhalefetin hızla oyları artıyor diye. Evet. Biz de ölçüyoruz. Bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gram ileriye gidiş yok. Belki İYİ Parti, belki İYİ Parti için yok ben net rakamları söylüyorum. Belki İYİ Parti için 1-2 puan arttı diyebilirsiniz. Doğrudur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir gram ileriye gitmiş değil. Ali Bey, şimdi yani şurada aslında hoş olan bir şey var. Nedir? Habire devamlı AK Parti'ye referans vererek, AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı, başardığı birçok konuda referans vererek değerlendirme yapmak hoş. Ama diğer taraftan Sayın Süleyman Soylu çıktı, bir açıklama yaptı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz, eleştirilmezsiniz ama bir ithama karşı açık, mert bir şekilde Cumhuriyet tarihinin terörle mücadelede destan yazan, gece gündüz yani sınır bırakmayan, dağ tepe bırakmayan, Cudisinden bilmem neresine kadar yani kendini parçalayan bir adam o ithamlar karşısında hiç beklemedi. Belki ertesi gün çıktı, kendi açısından milletle açık, mert bir şekilde durum paylaştı. Akabinde bir şey olmadı diyorsunuz ama biz biliyoruz gitti ifade, yani kendine göre bilgisini verdi. Meclis başkanlığı da yazı yazdı ve gereğini yapmaya çalıştı. Nerede gereği ve nerede? Akabinde de siz bu adli makamlar yani İstanbul'da böyle devam şey eden bakın ya bunları takip edecek olan biliyorsunuz bir yargı sistemi. Hem yargının bağımsızlığından bahsedeceksiniz. Hem de kalkıp yargının her gün rapor mu vermesi lazım hayır, bize veya şey. Bakın o süreçler kendi içerisinde değerlendirecek. Partide çıkmayalım. Ama çıktı açık mert bir şekilde. Kendi partide arkadaşlarına hedef aldı. Eski İçişleri Bakanlığı'na hedef aldı. Kamuoyuyla, milletle bu insanlara karşı kendi cevaplarını verdi. Bu cesareti ortaya koyalım lütfen. Evet. Yani 6 partinin bir arada verdiği bu tarafa dönelim lütfen. Evet. Başkanlık sistemi, bu ülkenin başkanlık sistemine geçişi çok büyük bir kazanımdır. Bunun en önemli kazanımı siyasi istikrardır. Ama daha önemlisi işte halkın direkt kendini yönetecek kişiye yani Cumhurbaşkanı'na oy vermesidir. Yani aracıyı çıkartmasıdır. Şimdi önceki şeyde yani şunu kaçırıyoruz bence. Daha önce millet meclisini seçerek, milletvekillerini seçerek bir parlamento oluşturuyordu. Bu milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nı seçiyordu. Yani bir aracı vardı ortada. Şimdi aracının kaldırıldığı, milletin direkt kendi iradesini sandığa yansıttığı ve %50'den bir oy fazla alanın Cumhurbaşkanı seçildiği bir sisteme demokratik değil demek, ya kusura bakmayın ama akılla izah edilemez. %50'den fazla oy alan bir kişiye demokratik değil derseniz, tek adam derseniz, otoriter rejim derseniz kusura bakmayın da millet kendisine bunu buna söylüyor. Tabii bütün dünya şöyle söyler. Evet. Çünkü hükmedemediği, diş geçiremediği, kendisine biçilen rolü oynamayan bir sisteme yani buna karşı duruş sergileyen bir lider, bir reis sadece Türkiye'de Türk milletinin gönlünde değil, bizim gönül coğrafyamızda, dünyada belki de bu sistemin değişmesini ortaya koyan her tarafta, sadece Müslüman camiada değil, işte bir karşılık bulur. Türk milletinin de şu anda gönlünde bir karşılığı var. Ve bu siz inkar etseniz de var. O milletten aldığı desteğin de hakkını veren, tabiri caizse sonuna kadar hakkını ortaya koyan bir irade ortaya koyuyor. Dolayısıyla kırmak istemiyorum ama Sayın kırmayın ama yani durum bu. Yunus Emre Bey tabii ki kırmayın. Ya at izine karıştı deyip kaçtı gitti ya. Bakın Allah sonumuz hayretsin deyip kaçtı gitti. Avrupa Birliği denetleme sürecine almış Türkiye'yi. Nereye alırsa alsın. İfadeleri kime ait? Bakın, değerli dostum. Yunus Emre Bey Avrupa Birliği denetleme sürecine alıyor. Vatandaşlarımız bunu soruyorlar. Ya lütfen. Avrupa Birliği denetleme sürecine... İkisi kiminizidir? Bunu merak ediyoruz. Avrupa Birliği denetleme sürecine almış. Nereye alırsa alsın. Avrupa Birliği'nin hangi kriterine Türkiye uymuyor da Avrupa Konseyi de alsın. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi kriterlerine Türkiye uymuyor da bunu yaptılar? Hangi kriterlerine uymuyor? Açıklayayım mı efendim? Ne için yapıyorlar biliyor musunuz? Türkiye kendi ülkesinin menfaatinin peşine koşup da o Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'ın isteklerine karşı koyamadıkları için bunu yapıyorlar. Siz bunları hangi tarafta durmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz ama niye bu referanslara bağlı kalarak bu değerlendirmeleri yapıyorsunuz? Bunu görmek gerçekten mümkün değil. Öteki taraftan devamlı referans veriyorsunuz. Hani yerel seçimlerdeki başarılara referans veriyorsunuz ama bakın ben Ankara'da da duruyorum. İstanbul'a da gidiyorum. Kendi şehrim Bolu. Devamlı hareket ediyorum. Ya Ankara'da veya İstanbul'da. Ne mutlu size. Sayın İmamoğlu bir Cumhurbaşkanlığı sevdasına kapılmış. Hangi sözünü tuttu vatandaşa karşı? Şu anda vatandaş onu sorgulamaya başladı bile. Dolayısıyla siz orada çoktan kaybetmeye başladınız. Bugün seçim olsa Ankara'yı da İstanbul'u da tekrar AK Parti kazanır. Dolayısıyla bunlardan herhangi bir netice beklemek gerçekten beyhude olur. Burada yapılması gereken, burada değerlendirilmesi gereken aslında önümüzdeki süreçte bu ülke, bu millet hangi katkıyla daha ileri noktaya gider? İktidar kendisine düşen görevi yapar ama son kararı, işte dedik ya, bu seçimin patronu seçmendir, vatandaştır. Son kararı seçmen verecek. Çok teşekkür. Dolayısıyla biz de son kararın ne olacağını gayet iyi biliyoruz. Son ifadelerini destekliyorum. Peki. Evet, biz patrona tabiiz. Tamam. Son kararı elbette millet verecek. İdris Bey, bu 6 partinin bir araya gelmesi beyhudedir. Bir sonuç vermez bu sistem değişikliği çalışmaları, dedi Ali Ercoşkun. Bu 6 partinin içerisinde Deva Partisi de var. Neden bir araya geldiniz? Çerçeveye baktığımızda sistem değişikliğinin ötesinde de bir uzlaşma mı var? Bu bir ittifak fotoğrafı mı? Şimdi Kübra Hanım, özellikle şunu ifade edeyim. Tabii ki son sözü her daim demokrasilerde millet söyler. Ve milli iradenin üzerinde de hiçbir güç yoktur. Buna herkesin de saygı göstermesi gerekir. Bunun da altını kalın çizgilerle ifade edelim. Bu sürece nasıl gelindi? Bu arayış neden ortaya çıktı? Bir de onu çok netliğiyle görmekte fayda var. Tabii ki 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ülkenin pek çok alanda olduğu gibi demokrasi ve parlamentosu üzerinde de çok olumsuz etkiler bıraktı. Ve bu hain darbe girişimi sonrasında ülkede olağanüstü hal şartlarında bir referanduma gidildi ve o günkü konjektürde de Sayın Cumhurbaşkanı'na %52 gibi bir oyla da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletin onayından geçti. Buna hepimizin şapka çıkartması gerekir. Millet iradesine de saygımız sonsuz. Bu konuda en ufak bir itirazımız yok. Ve o güne kadar da hep bu sistem tartışmaları konuşula geldi. Parlamenter sistem mi, yarı başkanlık mı, başkanlık sistemi mi? Bunlar konuşulurken başkanlık sisteminin en önemli savunucularından biri, sizin de çoğu zaman misafiriniz ve konuğunuz olan Burhan Kuzu, rahmetli, beraber çalıştık. Ben de onun başkan vekiliydim. O tam manasıyla bir başkanlık sistemine inanıyordu ve kuvvetler ayrılığını savunuyordu. Sonraki gelişmeler, özellikle olağanüstü hal şartlarında referanduma giden sistemde başkanlık sistemine özgü bir kısım düzenlemeler yapılmış olsa da devamında gördük ki kuvvetler birliğini esas alan, kuvvetler ayrılığından ziyade kuvvetler birliğini esas alan bir yapıya döndü. Ve 3,5 yıldır da icraatları ortada. Yine hakem olacak milletimiz, o konuda hiçbir tereddüt yok. 3,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonuçları da ortada. Her konuda, ekonomide, dış siyasette baktığınız zaman tel tel dökülen bir yönetim anlayışı var. Ve bakanların olmadığı, yok sayıldığı, tamamen bir hükümet sisteminden ziyade bir kabine sisteminin olduğu, ortak aklın unutulduğu, kurumların unutulduğu bir sistem. Ve bugün ihtiyaç doğdu. Muhalefet partilerinin tamamı geçmiş parlamenter sisteme dönüş anlamına gelmeyecek ama güçlendirilmiş, bir kısmı da iyileştirilmiş parlamenter sistem derken güçlü bir meclisi, güçlü bir yargı ve güçlü bir hükümeti yeniden inşa edecek ve Cumhurbaşkanı'nın da sembolik yetkilerle orada görev yapmasını sağlayacak bir sistem arzu ediyor. Bu konuda 4 siyasi partinin ayrı ayrı çalışmaları oldu. Deva Partisi olarak biz de çalışmamızı dün bir lansmanla kamuoyuna paylaştık. Ve biz özellikle dedik ki siyasal sistemin devası. Yani sadece bir sistem değişikliği değil, daha güçlü bir yapıyı Türkiye'de nasıl inşa edebiliriz bunun tartışması. Biz bir yıl önce bu çalışmayı 67 madde olarak tamamlamıştık. Ancak muhalefet partilerinin karşılıklı görüşmeleri neticesinde önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun partimize yapmış olduğu ziyaret sonrasında iki genel başkanın ortak belirli konularda görüşmeler yapılacağı ve bunların başında da parlamenter sistem geleceğine dair vurgu üzerine bu çalışmayı diğer siyasi partiler de bitirdikten sonra konu bazlı, parlamenter sistem bazlı bu çalışmayı birlikte gerçekleştirebileceğimizi söyledik. Kime söyledik? Sayın Kılıçdaroğlu'na söyledik. Kime söyledik? Sayın Akşener'e. Kime? Sayın Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal Bey. Bu ikili bazlı görüşmelerde. Bugünkü görüntü şudur. Parlamenter sisteme özgü siyasi partilerin yan yana gelip sadece bu parlamenter sistemle alakalı 4 ayrı çalışmayı nasıl bir ortak paydada buluşturabiliriz? Nasıl bir yol haritası belirleyebiliriz? Parlamentodaki bugünkü toplantı bir konusu bu. Ne zaman açıklanacak? Şimdi bu üçüncü toplantı. Şimdi arkadaşlarımızın yapmış olduğu paylaşım 3 ay gibi bir süre içerisinde yılbaşından önce bu komisyon çalışmasını tamamlayacak. Pardon, bugün 4 ayrı çalışma dediniz. Bir sizin var. Bizim var, Gelecek Partisi'nin var, İYİ Parti'nin var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin var. 4 ayrı çalışma. Bugün toplanan arkadaşlarımızın tamamı hukuk politikalarından sorumlu arkadaşlarımız orada. Ev sahipliğini bugün Sayın Yeneroğlu yaptı. Geçtiğimiz ilk toplantıda Sayın Muharrem Erkek, ondan sonra da Sayın Hocam İstanbul'da ev sahipliği yapmıştı. Parlamentoda biz özellikle şunu kendi aramızda parti içinde konuşarak Sayın Yeneroğlu mecliste misafir etmek istediğini, konuklarını ifade edince çok anlamlı olacağını ifade ettik. Çünkü biz güçlü bir meclis arzu ediyoruz ve ülkenin tüm sorunlarının görüşüleceği, çözüm önerilerinin paylaşılacağı tek yerin parlamento olduğuna inanıyoruz yürekten. Ve bu siyasi partilerin temsilcileri de bugün Sayın Yeneroğlu'nun ev sahiplerinde parlamentoda yan yana geldiler. Bunlar ne yaptılar? Tek bir metin mi çıkacak? Mutabakat metni mi çıkacak? Tabii ki kendilerince bu şekilde, bunu da genel başkanlar açıklayacak. Genel başkanların önüne hazır bir metini arkadaşlarımız yan yana getirecek. Şimdi burada aldıkları karar her hafta salı günü tekrar bu heyet toplanacak parlamentoda. Sadece önümüzdeki hafta çarşamba günü, salı gününe ait bir herhalde bir programda uyuşmazlık var. Çarşamba, önümüzdeki hafta çarşamba günü ayın 13'ünde, sonraki her salı toplanılacak. Ve konu bazlı olarak ne konuşulacak? Önce diyeceğiz ki yasamayla alakalı. Yasamayı yapmak için parlamentoyu güçlü kılacak ne tür öneriler var? Farklı partilerin farklı düşünceleri var ama sonuç itibariyle parlamenter sistemin özünde var olan denetim sistemi ve diğer hususlar. Sonra yargı, sonra yürütme. Bunları yaparken Cumhurbaşkanlığının hangi şartlarda seçileceği, parlamento tarafından mı seçilecek, halk tarafından mı seçilecek? Mesela biz Deva Partisi olarak diyoruz ki biz 90 ve 360 günlük eylem planları hazırlıyoruz. Ve diyoruz ki iktidarımızın 90 günde şunu yapacağız, 360 günde bunu. Ve burada biz 6 aylık bir süreyle parlamenter değiştireceğiz diyorsunuz. Seçimlerden sonra 6 aylık bir sürede parlamenter sisteme geçilebileceğini öngörüyoruz biz. 400 almadınız, 360 bile alamadınız. Şimdi 360 aldık diyelim Kübra Hanım. 360 alamazsınız. Ne yapacaksınız? 360 alamadık. Diyelim ki Cumhurbaşkanı, muhalefet bile ondan birisinden gerçekleşti. Evet. Parlamentoda da 360'ın altında bir sayıya ulaştı. Doğru. Peki size soruyorum. Tanıdığınız, bildiğiniz Recep Tayyip Erdoğan asla ve asla dışarıda kaldığı bir yerde durur mu? Sistemi kitlemek için asla geri adı atmaz. Bakınız, zaten söyledi, asla gündeminizde. Bakınız yok, ben şunu özellikle söyleyeyim. Kendisi, yani siz sistem değişikliği umudunuzu AK Parti'nin evet demesine bağlamış olmuyor. Demin bir şey söylediniz. Biz Deva Partisi olarak şu an okuduğumuz tablo, Anadolu'yu arşın arşın geziyoruz biz. İktidar paydaşlarının desteği, güneşin karşısında kar nasıl eriyor? Bir tavada bir yağ nasıl eriyor? O şekilde eriyor. Ve sandık konulduğunda da biz 400'ün üzerinde milletvekilinin muhalefet bloğunda çıkacağına inanıyoruz öncelikle. Tamam. Velev ki bu olmadı. 360 oldu. 6 ay gibi bir sürede bunu referanduma götürebilecek irademizin var olduğunu ifade ediyoruz. Onun altında bile olsa bu sistem değişik. Velev ki olmadı. Velev ki olmadı. Cumhurbaşkanını muhalefet bloğundan birisi seçti. Ondan önce bir tutum belgesi hazırlayacak bu partiler. Diyecekler ki biz birlikte ittifak da olmayabiliriz. Şu anda Deva Partisi'nin ittifak gibi bir söylemi yok. Bu görüntüler de hiçbir şekilde ittifak görüntüsü değil. Yani muhalefet ittifak fotoğrafı vermedi mi? Asla, bu görüntüler bir ittifak fotoğrafı değil. Parlamenter sistemle alakalı ortak bir tutum belgesi fotoğrafı bu. Bu partiler bu ülkenin seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmesi noktasında 6 parti hemfikir olmuştur. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Bu görüntü onun karşılığıdır. Biz seçimlere farklı bir yapıda girebiliriz bir ittifakla. Millet İttifakı'yla girebiliriz. Kendi başımıza girebiliriz. Bakın 3 tane seçeneğimiz var. Bu ne zaman seçim kararı verilir? Oturup o gün karara verilecek. Sözünüz yarım kaldı. 360 alamazsanız. 360 alamadı. Diyelim ki 300 aldı. Cumhurbaşkanı muhalefet bloğundan seçildiği anda öncesinde Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini belli eden ve taahhüt altına alan, Cumhurbaşkanı adayı gösterirken bu partilerin taahhüt altına alan bir yapı. Ne yapacak Cumhurbaşkanı burada? Bir şekilde parlamentoyu ön plana çıkartacak. kendi yetkilerini kısıtlayacak ama bu ülkenin acil sorunlarının çözümü noktasında da ekonomiydi, güvenlikti, dış politikalıydı. Acil adım atması gereken hallerde de seçimlerden önce belirleyeceği Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla, oluşturacağı kabineyle acil adım atılması gereken konularda behemhal icraata geçecek. Aday olmadan başkan yardımcılarını ve kabine açıklayacak. Tabii ki açıklayacak. Bunları açıklayacak, bunları açıklayacak bir şekilde bu Deva Partisi'nin teklifi. Evet, sizin görüşünüz. Bunu diğer partiler farklı değerlendirebilir. Ortak uzlaşı sonrasında farklı bir noktaya gelebiliriz. Son 8 dakikam, iki konuğum var, söz vermediğim. Son olarak tamamlayayım. Buradaki bu görüntüden çıkartacağımız aslında Türk demokrasisi açısından son derece güzel görüntüler bunlar. Ayrıştıran değil, birleştiren bir üslup. Bu konuda parlamenter sisteme açıkça iktidar bloğundan bile katkı sağlamak isteyen varsa biz açığız diyoruz bunu. Ha, bu 6 parti isterse AK Parti ve MHP'de davet edildi. Yani parlamenter sisteme bunun da kararını bu 6 parti verecektir diyor. Altılı fotoğrafa katkı olur mu, olmaz mı? Şimdi 2018 yılında millet %52 ile bu sistem evet dedi. Dolayısıyla millet iradesine deli gömleği giydirilmiş bir sistem demek ve bu kadar öfkeli, sürekli bir felaketin sebebini dışarıda aramak, kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için bir kutuplaştırma dili çok rahatsız edici. Ekonomi konuşurken bir muhalefet, ekonomik sorunların olduğu bir ortamda dahi bu kadar öfkeli, ortaya çözüm koyamayan, sadece kutuplaştırma diline hizmet eder şekilde konuştuğunda işte bizim niçin muhalefete muhalif olduğumuz gerçeği de ortaya çıkıyor. İki tane özellikle de ana muhalefet partisinin milletvekilinin böyle bir ortamda öfkeden arınmış şekilde aklı selim cümlelerle seçmen nezdinde güven verici açıklamalar yapması beklenir. Bunu görebildik mi? Ben onlarla bu sorunun kaynaklarıyla biz anayasa çalışması için masaya oturmayız dedi. Bir önceki cümle de Türkiye'de toplumsal barışı inşa edeceğiz dedi. Yani siyaset geleceğe yönelik inşa hareketidir. Sürekli geçmişe özlem, geçmişin tarif edemediğiniz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ben hukukçuyum, geçen program burada tek tek açıkladım. Parlamenter sistem muhalefetin iddia ettiği gibi kuvvetler ayrılığı sistemi değildir. Aksine yumuşak kuvvetler ayrılığı sisteminin adıdır. Başkanlık sistemi de nasıl anılır? Sert kuvvetler ayrılığı diye anılır. Ve bugün bahsettiğiniz meclisin güçlendirilmesi, liyakat, bunlar için sistem değişikliğine gerek yok. Sorun görüyorsanız Milliyetçi Hareket Partisi her birinizi davet etti. Bu konuda Serkan Bey'le kesinlikle aynı düşünüyoruz. Sadece sistem değişikliği değil, aynı zamanda iktidarın zihniyetinin de değişmesi lazım. Millete değişiklik iktidarda başka türlü sistem değişikliğiyle çözülmez. Doğru söylüyorsun. Millete 5 tane seçim vaat etmek yerine bu seçimi 2 yıllık süreç içinde ekonomide liyakatın etkisi olduğunu görüyor ise bir sorumlu muhalefet, iktidar kanadından da bir çağrı geldiyse masaya oturur. Canım, bu yani düşmanlaştırma... Açtım anlamadınız. Açalım anlamadınız. Belki izleyiciler de merak eder. Ama siz işi getirdiniz, 400 vekil alacağız dediniz. Konu kapatacağım. Bir dakika, 400 vekil alamazsanız ve 300... Yani şöyle hesap şu. 2023'te bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimi. Tamam. Ardından diyelim ki aldınız 360'ı, referandum, tamam, ikinci seçim. Arada bir yerel seçimimiz var biliyorsunuz 2024'te zaten etti, tamam, 3. Referandumdan evet çıkarsa genel seçime gidip yeniden hükümet ve başbakan seçeceksiniz, etti 4. Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Hayır. Peki niye gidiyorsunuz? Sistem değişikliği olduğu zaman. Sistem değişikliği yaptıktan sonra parlamento seçimi de tekrar seçim. Parlamento bu iradeyi kullanabilir. Hayır. Nasıl yani? 2023'te sistemi değiştirince genel seçime gitmeyecek misiniz? Gitmenize hiç gerek yok. Sadece Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlarsınız ve o meclisten de parlamenter sisteme özgü değişikliği yaparsınız, anayasa değişikliğini. 400'ün üstünde yaparsanız Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle. Hukuki 360'sa zorunlu olarak olmaz, gider onun başka bir yolu. Ya kusura bakmayın, bu benim alanım. Ben Anayasa Komisyonu Başkan Vekili yaptım. Hangisinin gidip hangisinin gitmeyeceğini gayet iyi biliyorum. Peki. Millet iradesi sandıkta tecelli edilip bu gücü verdikten sonra bunun önünde hiçbir güç duramaz. Temsilcisi değiliz. hukukçu, siyasi gündemi takip ediyoruz. Millet İttifakı'nın 360 milletvekili alması %0 bir ihtimal. Neyi tartışıyoruz onu anlayamadım. Tabii ki sizin görüşünüz. Şimdi buna real politik açısından söylüyorum. Elbette ki siyaset, elbette ki siyaset kurumu iddiaşıdır ama o sizin işiniz. Biz burada real politiğe göre değerlendirme yapacağız. Dolayısıyla bu öfke dilinin, bu kutuplaştırma dilinin sürekli başarısızlıkları örtbas etmek için kullanılması artık insanları rahatsız eder. Sizler yurt meselesini ortaya attığınızda aldığınız belediyelerde birçok yurt yapmış olmanız lazım ki icraatıyla konuşan bir muhalefet kavramını ortaya koyabilirsiniz. Bağcılar da bugün açıkladı. %76'sı tamamlanmış. Büyükşehir'in yurdu 2,5 yıldır tamamlanmamış. Ama sabah akşam yurt meselesi yurt meselesi. Sürekli slogan atmak, sürekli öfkeye hakim kılmakla sorumlu muhalefet olmaz. Biraz icraat. Millet size teveccüh göstermiş, önemli büyük şehirlere vermiş. Bu büyük şehirlerde bu millete bakın, biz de icraatçı olabiliriz. Bizi sadece her şeye karşı çıkan, her şeyden şikayet eden ve kendi başarısızlıklarımızın sebebini hep başka yerlerde arayan bir muhalefet olarak görmeyin. Biz çok değiştik noktasında dönüp bakıyoruz. Hayır, yine çok inanılmaz öfkeli, agresif. Hanım, örneğin dış politikada ekonomik çözümleriniz nedir? En önemli ekonomik çözüm orada 100 milyarca dolar doğal gaz kaynaklarımız duruyor. Ünal Çeviköz saldırgan, yayılmacı, dış politika dediğinde ben de sordum. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz diye. Cevap vereceğim deyip soruya cevap vermeyip öfkeli bir dil devam etti. Dolayısıyla bu dil muhalefete zarar verir. Muhalefetten umut bekleyen seçmende hayal kırıklığı yaratır ve üç cephe birlikliğine büyük zarar verir. Hep söylerler bu kutuplaşma dili nereden kaynaklanıyor diye. Başarısız oldukça daha çok şikayet eden, başarısız oldukça daha da öfkelenen muhalefetin bu yıkıcı muhalefet anlayışından dolayı Türkiye'de kutuplaşma derinleşiyor. Gürkan Bey de çünkü ortaya bir dakika birileri ben yerli araba, İHA, SİHA, milli meseleleri ortaya koydum da bunları da gündem çalışması gören bir Millet İttifakı'na, bu milli meseleleri sulandıran Millet İttifakı'na millet nasıl güvensin de iktidarı teslim etsin? Bunların cevabı var mı? Hayır, bunların hiçbir şekilde cevabı yok. Dolayısıyla demokrasi, özgürlük, anayasa, kurumlar bunlar herkes için önemli. Ama güvenlik olmadan, milli meselelerde dik duruş ortaya konulmadan, terörle mücadele kararlılığı ortaya konulmadan sadece demokrasi ve özgürlük noktasında söylemlerin, ajans başlıklarının kutuplaştırdığınız belirli kitlelerde etkisi olabilir. Oradan alkış alabilirsiniz ama bu millette karşılığı olmadığını artık anlamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Gürkan Zengin. Birkaç şey söyleyeyim. Son sözleri size vereceğim. Süren doldu. Gürkan Bey de Millet İttifakı'nın dış politikada derin boşlukları olduğunu ben de o şekilde düşünüyorum. Serkan Bey'le aynı fikirdeyim. Bu seçim 2023 seçimi o tarihte olacaksa sadece bir ekonomi seçimi olmayacak. Millet topyekun dışıya bakacak. Parlamenter sisteme geçiş diye bakmayacak sadece. Dış politika da işin içinde olacak. Dolayısıyla burada Millet İttifakı'nın sıkıntıları var. Ciddi sıkıntıları var. Bunları konuşuruz. Şimdi parlamenter sisteme güçlendirilmiş o her ne demekse onu hiçbir şekilde anlayamadık biz. İnşallah bugün başlayan ben de bu sıfatın kullanılmasını doğru bulmuyorum bir hukukçu olarak. Çünkü 3 tane sistem vardır. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık. Literatürde bunlar vardır ama kullanılmış birilerde bunları ifade ediyor. Bir ihtiyaç var. Ama parlamenter bir sistem ihtiyaç var. Yani güçlendirilmiş ifadesinden bahsetmiyorum. İhtiyaç şu. Parlamenter sistem dediğiniz bizim senelerdir. Yani biz 3 senedir bu Türk tipi başkanlık sistemini kullanıyoruz. Başkanlık sistemi de değil bu gerçekten Türk tipi bir şey. Sistemsizlik. Bir keyfi idare sistemi gibi bir tablo oluştu maalesef. Böyle vaat edilmemişti. Geldiğimiz maalesef, yer burası. Ama önceki parlamenter sistem de hiç matah bir sistem değildi. Kesinlikle hiçbir faydasını da görmedik. Yürütmenin meclisi domine ettiği, tahakküm altına aldığı, yürütme ne istiyorsa o yasaların çıktığı bir meclisti. Kesinlikle şimdi benim merak ettiğim, umarım öyle olur. Bu 3 ay içinde ortaya çıkartacağınız mutabakat metninde meclisin güçlendirilmesi, hangi zeminde, ne şekilde meclisin güçlendirilmesi olacak? Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve iş tüzük. 3 tane temel yasayı acilen değiştirmek. Somut ifadeleriyle dar bölge mi, daraltılmış bölge mi yaparsınız? milletvekilleri adaylıklarının belirlenmesi sürecinde siyasi partiler yasasında yapacağınız düzenlemelerle adam gibi gerçekten parlamenter dediğimiz bir insan tipini ortaya çıkartacak düzenlemeyi, bakın Yunus Bey söylüyor, AK Parti 2002'de bu taahhütleri vermişti, söz vermişti ama hiçbirini yerine getirmedi. Sizin yerine getireceğinizin ne garantisi var? Bunları görmemiz lazım. İcabında belki anayasaya bazı hükümleri koymanız lazım. Doğru. Çünkü orada da güvenmiyoruz siyasetçiye. Parlamenter sistemin ıslah edilmesi lazım. Kesinlikle, somut onu göreceğiz. Yapacak mısınız, yapmayacak. Bir de yargı bağımsızlığı. Onu yargı bağımsızlığını yapacağız, yargı bağımsızlığını yapacağız. Abi nasıl yapacaksınız yargı bağımsızlığını? Hakimlere ve savcılara coğrafya güvenliğini, coğrafi güvenliği, o teminatı anayasaya koyacak mısınız? Olacak. Bir, görev güvenliğini anayasaya koyacak mısınız? İki, hakimler ve savcılar siyasetin tasallutundan bıktı. İşte burada her şeyi çözerdik, hiçbir şeyi çözemezdik ama sadece yargı haritası var. Burada bu hakimlere, savcılara görev teminatı, vatandaş olarak söylüyorum. Ben vatandaş olarak söylüyorum. Baktık diğer partilerde de benzer şeyler var. Bunu görmek istiyoruz. Evet. Yani somut ifadesiyle yargı bağımsızlığı temin edeceğiz kadar manasız, bize hiçbir şey ifade etmeyen, vatandaş adına konuşuyorum, bir cümle olamaz. Diyeceksiniz ki şu maddeyi şu şekilde değiştirerek hakimlere, savcılara görev güvenliği teminatı sağlıyoruz ve coğrafi güvenlik şu maddeyle gelecek, bu maddeyle gelecek. Bakın bunları böyle koymazsanız bu AK Parti ile mücadele etmeniz, onu devirebilmeniz çok zor. Somut ifadelerle, somut Türkiye'nin önüne bir tablo koymanız gerekiyor. Şu güne kadar konulmadı. 3 ay içinde nasıl bir mutabakat metni çıkacak göreceğiz ama siyasi partiler yargı bağımsızlığı ve seçim sistemiyle ilgili somut şeyler bekliyoruz. Bir son söz, belki bir de basın yasası. Yani bugün çok konuşuluyor. Basın bugün tartışmalarda da anladığım kadarıyla Fikret Bila'nın yazdığı şeylerde de var. Umarım bize şunu anlatırsınız. Bir hükümet oluştuğunda mesela o hükümet asla ve kat'a yapacağımız düzenlemelerle kafasına göre 750 milyon doları Ziraat Bankası'ndan bir şirkete, bir holdinge verip onun bir medya grubu sahibi olmasını engelleyecek cümlenizi görmek istiyoruz. Cümlenizi görmek istiyoruz. Evet. Ve onu anayasada görmek istiyoruz. Çok rica ederim. Bunları yapacağız gibi değil. Şimdi anayasada tabii ki... Cevap hakkınız yok çünkü Yunus Emre Bey'e gidip kapatacağım süremizi. Hayır bir sıkıntı yok ama anayasada her şeyi tadat edip yazmak mümkün değil. Bu iradeyi kamuoyuna paylaşıp deklarasyon şeklinde yapıp bunları da burada taahhüt etmek en önemli önceliktir. Ben Gürkan Bey'den yanayım bu konuda, somut madde görmek. Ekonomide de yine ideallerden kanunla değil. Kanunla yapıyorlar. Kübra Hanım kanunla getiriyorlar sonra o kanunu değiştiriyorlar. O yüzden biz anayasa istiyoruz. Vatandaş adına söylüyorum. Anayasada görmek istiyoruz. Peki. Yunus Emre Bey buyurun bir cümle alayım. Veda edelim. Şimdi 6 arkadaşımıza buradan duyurduk. İnşallah. Anayasada. İnşallah. Şimdi Gürkan Bey'in ben yaklaşım tarzını çok beğendim. Onu not edeyim. Şundan yani bir gazetecinin Türkiye'nin meseleleri bakımından böyle talepkar olması. Biraz yükseltelim sesini Yunus Emre Bey. Türkiye bakımından talep ediyor olması çok olumlu. Zaten aslında toplumun genel talepleri de bunlar. Yani bu talepler zaten muhalefetteki birlikteliği yaratıyor. Yani bu kadar farklı görüşten partilerin bir araya gelmesi, Türkiye'de toplumun az önce Gürkan Bey'in işaret ettiği talepleri sahiplenmesiyle ilgili. Bu kadar yoğun bir şekilde bu talepler bize geldiği için aslında muhalefet partileri bir araya geliyor. Sorunlar bu kadar ağır olduğu için geliyor. Haklılar tabii yani tek tek bunları ortaya koymak lazım ama ben mesela bir milletvekili olarak nasıl başlayabilirim? Bir defa bu kanun yapma usulünün mecliste değişmesi lazım. Yani temel kanun, torba kanun bu tartışmaları tabii bunlar çok teknik konular. Yani izleyicileri sıkmak istemem ama Türkiye'de bütün düzenlemeler genel kurula temel kanun olarak geliyor. Torba kanun diye bir uygulama var. Yani içinde kimi olumlu maddeler var. Çok kötü düzenlemeler de yapılıyor. Bir kanunda yani bir torba kanunda onlarca kanunla ilgili düzenleme yapılmış oluyor. Yani yasama kalitesi bakımından çok ciddi sorunlar var. Komisyonların işleyişi bakımından mecliste çok ciddi sorunlar var. Az önce İdris Bey söyledi yani iş tüzükle ilgili bir takım konular bunlar ama burada zihniyet tabii çok önemli. Yani size şimdi bu temel kanun imkanı iş tüzükte niye tanınmış? Yani diyelim ki işte ceza kanunu gibi efendime söyleyeyim yani çok böyle şeyli, teferruatlı yüzlerce maddesi olan kanunları kolay bir şekilde yapabilmek için, kolaylaştırabilmek için yasama faaliyetini yapılmış. Ama ya biz bu mecliste 20 maddelik torba kanunların temel kanun olarak getirildiği düzenlemeleri hala yaşıyoruz. Yani benim içinde bulunduğum bu 27. dönemde gelen bütün düzenlemeler temel kanun olarak geldi meclise. Bakın altını çiziyorum. Ve genelde yine gelen bütün kanun düzenlemeleri de torba kanunu olarak geldi. Yani şimdi bu zihniyetle de ilgili bir problem. Bunun da bir görülmesi lazım. Diğer taraftan bakın mesela biz diyoruz ki ya bir kesin hesap komisyonu kuracağız mecliste diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Diğer partilerin de ben buna karşı çıkacağını zannetmiyorum. Nedir bu? Yani meclis bir sonraki yılın bütçesini yaparken biliyorsunuz bir önceki yılın bütçesinin de nasıl harcandığını denetliyor değil mi? Bir görevi de bu. Biz diyoruz ki bu ayrı bir komisyon olacak. Kesin hesap komisyonu ayrı bir komisyon olacak. Yani geçen yılın harcamalarını izleyen komisyon, inceleyen komisyon ve onun başında da muhalefetten birisi bulunacak diyoruz. Peki. Yani denetim işlevinin uluslararası standartlarla yapılabilmesi için. Bunun dünyada örnekleri de çok var. Mesela biz bakın çevre hakkıyla ilgili özel düzenlemeler getiriyoruz. Çevre mahkemeleri getiriyoruz. Yani gerçekten çok teferruatlı. Ama takdir edersin ki şöyle birkaç madde, birkaç dakika içerisinde bunları sıralayınca izleyici bakımından da yorucu oluyor. Bunları ama son cümlem şu olsun. Gürkan Bey'in bu yaklaşım tarzı Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu manzara budur. Yani toplumun, gazetecilerin bunları bizlere sorması lazım, anlatmamız lazım, bu tartışmaların yapılması lazım. Böyle bu işin masaya yatırılması lazım. Toplumun gerçekleri görmesi lazım. Yoksa kısır çekişmelerle falan Türkiye'nin gideceği bir yer yok. O zaman Gürkan Bey'in yaptığı gazeteciliğe ben de kendi adıma bir katkıda bulunayım. O anayasa maddelerini istiyor. Ben de ekonomide somut adımlar ne atmayı düşünüyorsunuz? Ben de gazeteci olarak hep o çağrıda bulunuyorum. Dersinizde çalışıp bir dahaki programa öyle devam edin. Yani biz de hep böyle işte hukuk ve demokrasi gelecek, ekonomi düzelecek sloganının ötesinde somut adımlar neler olduğunu bir dahaki programda. Son cümle Cumhur İttifakı iradesinin bu dönemki mücadelesine millet adına destek vermek muhalefete hiçbir şey kaybettirmez. 2023'te tartıya çıkıldığında millet kararını verir. Yıkıcı muhalefet değil, yapıcı muhalefet. Seçilme şanslarını artırırlar canım. Bu dönemde milletin ihtiyacı olan şey bu. Kabul edelim. Bakın burada aynısını söyledik. Muhalefet Yunus Emre Bey de bizde. Belki orada bir cümle size tuhaf gelmiş olabilir ama. Ben de bir cümle ekleyebilir miyim? Hepsi millet iradesine duyduğumuz saygıyı gösteriyor. 3,5 yıldır bu denendi. Yorgun bir iktidar var. Alman Mercedes yapıyor, BMW yapıyor. Ona bile 10 yıl bindikten sonra değiştirme ihtiyacı hissediyorsunuz. Onun bile parçaları, o kaliteli çelik bile aşınıyor. Bu iktidar bir cümle de tuhaf geldiği için söylemedim bunu ben. Olur tartışmalarda. Cümleye biz karşılık veririz. Mesele Cumhur İttifakı'nın sorununu çözme noktasında ortaya koyduğu doğruların hiçbirine destek vermemek muhalefet değil. Doğrulara destek vermek lazım. Seçime 2 yıl var. Bu milletle alakalı bekleyen sorunlara destek vermek muhalefete eksi puan yazmaz. Yani iktidar merdiven çıkarma korkusuyla siyasetle yapılmaz. Serkan Bey, dış politikayla yapmaya talip olmak lazım. Bırakın dış politikada hükümetin arkasında. Bir cümle söyleyebilir miyim? Buyurun, sonra da Ali Ercoşkun'u kapatalım. Yani. Bakın yani Serkan Bey değerli hukukçu ama benim görebildiğim... Öyle şey olur mu? Müsaade misiniz? Bakın ben bir cümle söyleyeceğim. Serkan Bey değerli bir hukukçu ama anladığım kadarıyla siyasi hayatımızı yakından izlemiyor. Bakın ben Dışişleri Komisyonu üyesiyim mecliste. Bu dönemde mecliste kabul edilen kanunun önemli bir kısmı uluslararası anlaşmalardır. Bizim Dışişleri Komisyonu'na her toplantıya 8 tane, 10 tane, kimi zaman 15 tane anlaşma gelir. Bunların da büyük çoğunluğu oy birliğiyle kabul edilir. Komisyonda da genel kurulda da. Yani biz muhalefet olarak Türkiye'nin menfaatine gördüğümüz bütün düzenlemelere evet oyu verdik. Daha bugün oy birliğiyle bu Paris İklim Sözleşmesi geçti. Bu dönem meclisteki kanunların belki 3'te bile yakını uluslararası sözleşmedir. Partiyi eleştiriyorum ben. Biz evet oyu verdik. Yani Türkiye'nin menfaatine olan hiçbir şeye biz hayır demeyiz. Ama bugün en çok siz konuştunuz. Konuşmanızın hiçbir yerinde dış politikayla alakalı iktidara geldiğinizde ne yapacaksın? İnsan bahseder, bizim de değil. Bu seçmendeki bu kaygıyı giderebilirsiniz. Merak etmeyin, anlatırım. Hepsini anlatırım. Çok teşekkür ederim tüm konuklarıma. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, gazeteci Gürkan Zengin, hukukçu Serkan Topal, AK Parti 26. dönem milletvekili Ali Ercoşkun ve CHP İstanbul milletvekili ve parti meclisi üyesi doçent doktor Yunus Emre. Hepinize değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Pazar akşam yeni bir Açık ve Net'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.